İyi akşamlar değerli Can TV izleyicileri. Bugün günlerden Cuma 12 Aralık 2014. Yine Can TV kanalıyla sizlerin karşınızdayız. 12 Aralık deyince, 2 gün önce 10 Aralık deyince aklımıza İnsan Hakları Günü geliyor. İnsan Hakları Haftası hasebiyle biz de bugünkü programımıza İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Sayın Raci Bilici konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Yine Açık Kapı ekibinden Sayın Eğitimci Aktivist Türkan Gürler. Sayın Gürler hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Hemen yan tarafında eczacı yazar Sayın Cevdet Kara. Cevdet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz değerli izleyiciler. Malumunuz Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 66. yıl dönümünü kutluyoruz. Bunu kutlarken maalesef coğrafyamızda, Orta Doğu'da yine etnik ve dini temele dayalı olayların, travmaların, savaşların gölgesinde geçiriyoruz. Genelde 10 Aralık haftasında STK'lardan veya Birleşmiş Milletler'den insan haklarının ihlalini önleme bazında sözde söylemlerde kalınıyor. Bununla ilgili insan haklarıyla ilgili ne tür insan hakları ihlali var? Bunu değerli konuğumuz Raci Bey'e soracağız. Önce Raci Bilici kimdir? Bir tanıyalım. Ne gibi derneklerinin tarihçesini, amacını, misyonunu kendisinden bir dinleyelim. Sayın Başkanım, buyurun. Doğrusu şunu söyleyeyim. Evet. Çocuk babasıyım. Öğretmenlik evet. Yapıyorum. Evet, ama Batman Kozluk Lisesi Taşlıdere Köy Yuvacık Medresesi. Bölge mi insanısınız? Uzun süreden beri Diyarbakır'da oturuyorum. 89'da Diyarbakır'a geldim Eğitim Fakültesine. O günden beri de Diyarbakır'dayım. Uzun Diyarbakır'da öğrencilik yıllarında da öğrenci hareketin içerisinde yer aldım. Yani hem o dönemde öğrenci derneği başkanlığı yaptım 92-93 süresinde. Ondan sonra kısa bir süre milli eğitimde öğretmenlik yaptım. Daha sonra ayrıldım. Özel dershanelerde çalıştım. Ve uzun 2004 yılında bu arada insan hakları mücadelesi alanında çalışıyorum. Bu alanda Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nin yönetiminde bulunduk çeşitli kademelerinde. Ve bugüne kadar da o alanda mücadelemizi sürdürüyoruz. Evet. Derneğinizin tarihçesini ve faaliyeti hakkında bilgi alabilir miyiz? Bizim derneğimiz 1986 yılında Ankara'da kuruldu. Genel merkezi Ankara'dadır. Hani o 80 sonrası yaşanan darbelerden sonra cezaevlerinde çok ciddi sıkıntılar vardı. Belli bir grup aydın insan hakları sonrası insanlar bir araya gelerek 86 yılında genel merkezi Ankara'da yaptılar, ilan ettiler, kurdular ve Diyarbakır'ı da 88'de kurdular. Bizden önceki arkadaşlarımız, yoldaşlarımız 88 yılından bu yana evet. Diyarbakır'da insan hakları alanında mücadele veriyor. Evet. Hak ihlallerinin üzerine gidiyor. Hak ihlallerini raporlaştırıyor. Hak ihlallerinin uğrayan insanlara gerek hukuki destek olsun, gerek psikolojik destek olsun, onların yanında bulunuyor sürekli ve gücü oranda tabii. Bizim derneğimiz genel merkez gerek Türkiye'de olsun, gerek Kürdistan coğrafyasında olsun örgütlenen bir dernektir. Evet. Bölgede 16 şube 4 ve 5'e çıkacak temsilciliğimiz var. Böyle mücadele ediyoruz. Üye tabanlı bir dernektir.
üyeye dayalı çalışmalarını sürdürüyor. Herkes üye olabilir mi Sivas? Yok, herkes üye olamaz. Kıstaslarımız yani kıstası nelerdir? Şudur, insan hakları ilkelerine bağlı kalan, geçmişte değişik yani suç, yüz kızartıcı suçlara bulaşmamış, bu şu çalıştığı dönemde ya da bulunduğu konum itibariyle evrensel insan hakları ilkelerine net yaklaşım ve tutumu çok net olmalı. Mesela iki eşli birisi bizim derneğimize üye olamaz örneğin. Yani buna benzer bir kriterlere dikkat ediyoruz. Derneğe üye olurken de referans alıyoruz. İki kişinin referansı olması gerekir. O şekilde üye olabilir. Peki, herkes başvurabilir ama herkes üye olamaz. Evet, herkes başvurabilir ama herkes üye olamaz. Peki çok az önce dediniz hak ihlali olanlara her türlü hukuki yardım olsun bunları yapıyoruz. Bu hukuki yardımda veya hak ihlali olan kesim sizin açısınızdan yani belli bir ideolojisi olan, belli bir partiye üye olan, belli bir misyonu taşıyan, belli bir düşüncede olan grubun mu olması gerekir? Yoksa yani fark etmiyor. Yani bir hak ihlali olması sizin için yeterli midir? Yani biraz daha açayım. Yani etnisitesi, dili, dini fark etmeden yok. Demin Cevdet Bey güzel bir şey söyledi. Yani herkes üye olamaz ama herkes başvurabilir bizim kurumuza. Bir kere kapıdan içeri giren hiçbirisinin kimliğine bakılmıyor. Zaten kimliği sorulmuyor. Evet. Hani bu kim olursa olsun bizim derneğimize korucular da başvurmuş. Bizim derneğimize polisler de geliyor. Bizim derneğimize jandarma da geliyor. Bizim derneğimize istihbarat biriminde çalışıp da çok zor muamelelere tabi olan insanlar da geliyor. Tabii biz bunları hani basına yansıtma şeyimiz yok. Kişi isterse mesela basına yansıtır. İstemese yansıtmaz. Gizli kalır. Hı hı. Bazen isimlerin baş harfi. Ya bunlar konuşuluyor mu sizin aranızda? Mesela diyelim ki bir istihbaratçı geldiği zaman kendi sıkıntısını sizin derneğe ilettiği zaman evet. Bu aramızda kalsın dediği zaman gizli kalır. Tabii gizli kalıyor. Hiçbir evet. Koşulda hiçbir evet. Şekilde onun başvuru formu hiç kimse göremez. Evet. Yapılan cinsel destek... kimliği ne olursa olsun yani bu insanlar gelebiliyor ki bazen biz bunda da mesela bize yönelik şeyler de oluyor yani tehditler de oluyor mesela en basitten ben şunu söyleyeyim geçen bir başvuru yapıldı bize LGBT bireyleriydi bu bireylerin çok kötü muameleye maruz kalmıştı Diyarbakır'da ve hani müracaat etmişler insan hakları derneğine. Biz de tabii ki gerçekten şunu çok samimiyetle söylüyorum. Hiçbir zaman kimlik sorgulama, kimliği, cinsiyeti, etnisitesi, kültürü, bulunduğu mevki... Ancak konuyu ifade edince ne olduğunu anlıyorsunuz. Evet, evet. Bulunduğu mevki, makam ne olursa olsun hiç ayrım yapmaksızın kişiyle. Bazen iş adamları geliyor. Çok zengin, bazen fakir. Yani hiç ayrım yapılmadan... Gücümüz oranda dediğim gibi ilgileniyor. Biz bu kişiyle mesela ilgilendiğimiz için farklı kesimler tarafından tehdide maruz kalıyoruz. Yani peki niye nasıl bir çözüm önerisi ortaya koyuyorsunuz başkanım? Ha nasıl bir çözüm öneririz? Şunu yapıyoruz. Şimdi gelen kişi başvurusu önce alınıyor. Evet. Bu başvuru alındıktan sonra bizim derneğin çalışma metodundan bahsedeyim. Belki o evet. Ortaya çıkar. Evet. Biz 20 kişiyle oluşan bir yönetimiz. 20 kişi yani yedek asil ayrımı da yapmaksızın evet. 20 tane arkadaş orada bulunuyor. Bu 20 arkadaş hepimiz de çalışıyoruz gönüllü temelde. Evet. Mesela ben öğretmenlik yapıyorum. Saat 11'e kadar, 11.30'a kadar dersime giriyorum. Ondan sonra da evet. Derneğe geliyorum. Diğer arkadaşlarım, avukat olan arkadaşlarımız var, evet. Doktor olan arkadaşlarımız var, mühendis olan, emekli olan, ev kadını olan arkadaşlarımız var. Bu 20 arkadaş günlük nöbet usulünü getirmişiz. Nöbetlerimiz var. O nöbetlerde her gün bir ya da iki kişi bulunuyor. Yani başkan olsanız da o gün nöbet tutuyorsunuz. Evet. Ben zaten sürekli nöbet tutuyorum. Sürekli oradayım. Sürekli oradasınız. Yürütme sürekli oradadır. Evet. Gene başvuruyu önce alıyoruz. Biliyor musunuz? Evet. Başvuru alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra değerlendirme bölümüne geçiyor. Bu bizim işimiz mi? Bizim işimiz değil. Önce bunu değerlendiriyoruz. Yani önce bu gelen başvuru yargıya gidiyor mu? Gittikten sonra mı size gelir? Yoksa yargıda herhangi bir sonuç almadan mı? Hayır.
o kişi zamanı olabilir. Ne aşama yapmışsa, tabii. ne evet. çalışmışsa, hangi yere gitmişse bizi ilgilendirmez. Evet. Bize gelen arkadaş sorunu çözememiş bize gelmiş demek ki. Muhtemelen. Biz öyle yaklaşıyoruz. Ve o başvuruyu aldıktan sonra arkadaşlar onu değerlendiriyorlar. Bu bizim yapmamız gereken bir iş midir? Değil. Biz herkesin başvurusunu alırız bir kere. Evet. Yani o odadan içeri giden kişinin başvurusunu alırız. O kurumun içine girdikten sonra. Başvuru alırız. Eğer bizim işimizse hukuksalsa hukuk komisyonu ilgilenir. Kadınsa kadın komisyonu ilgilenir. Çocuksa çocuk komisyonu. Hı. Doğal ve kentli haklarsa çevre ise kentli haklar evet. komisyonumuz ilgilenir. Kayıpsa kayıp hakları komisyonumuz ilgilenir. Cezaevi alakalı. Cezaevi ise cezaevi komisyonumuz ilgilenir. 12 tane komisyonumuz var. Bunlar bu birimlere gider. Bunlar çeşitli işlemler yaparlar. Evet. Şunu der. Mesela bu Aydın Bey daha iyi bilir. Avukatlık boyutu, hani biz bir hukuk bürosu değiliz. Evet. Daha çok zaten bu hizmeti veren baroda var. Evet, baroda. Ön bilgi ya da yönlendirme. Daha çok devletin uyguladığı bir eylemden dolayı hak ihlaline maruz kalmışsa, yani kötü muamele görmüşse. Evet. İşkence ve o kötü muamele. O zaman bunu açalım. Ne gibi hak ihlalleriyle? Evet. Yani yaşam hakkı ihlal olmuşsa bizim yapmamız gereken şeydir. Evet. Biz bunun hukuksal sürecini takip ediyoruz. Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürünceye kadar. Eğer diğer kurumlarla ilgiliyse gerekli yazışmalar yapılır. Valilik nezdinde işte ya da işte kaymakamlık ilçelerde ya da herhangi bir kuruma bu yazışmalar yapılır. Bunlara gönderilir. Bunu gelen cevaba göre de şey yapıyoruz. Cezaevliyse işte Adalet Bakanlığı'na direktmen yazı yazılıyor. Güvenlikle ilgiliyse İçişleri Bakanlığı'na direkt yazılıyor. Tamam mı? Yani vatandaşın o talebini mi siz vermek evet, olarak talebini olduğu gibi yazıyoruz. Ne demiş? Böyle bir hak ihlali var. Evet, ağzından çıkan her kelimeyi bir kere not ediyorsun. Onu yazıyoruz o dilekçesine. Sonra biz ne istediğimizi ne yapacağız üst yazıyla bildiriyoruz. Ve bizim işimiz değilse de eğer biz yol gösteririz. Evet. Deriz ki ya işte belediyeye gitmen lazım. Ya valiliğe gitmen lazım. Ya da işte mesela mesela işimiz olmuyor. Örneğin alacak verecek konusunda. Şimdi geliyor. Evet. Diyor ki benim alacağımı vermiyor. Şimdi bu iki insan arasında yani devletle olan bir problemi değil. Evet. Şahsen. Bizi ilgilendiren bir şey değil. Vermekle alakalı bir konu değil. Yani bazen de işte Ruspilere de gönderiyoruz. Diyoruz ki gidin buraya. İmamlar Derneği var şuraya buraya. Onlar bazen yani bu tür şeyler geliyor ama bizim ilgilendiğimiz daha çok devletin çoğu haksızlıklar ya da durumlardaki sorundan yola çıkarak sanırım devletin karşı bir müdafaa etme. Tabii. Devletin yapmış olduğu haksızlığa karşı biz mücadele ediyoruz. Evet. Yani bu iktidarların daha doğrusu öyle diyeyim. Mevcut yani, iktidarların. Evet, bir kere kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin bizim hassasiyetimizdir. Evet, kadın olmalı. Yani bu devletten de gelse, yerel iktidardan da gelse, bireyden de gelse, anasından da gelse, babasından da gelse. Diyelim ki devletten gelmedi, kocasından geldi. O zaman ne yapacağız? Çok nettir tavrımız. Hukuksal süreci sonuna kadar götürür. Ama peki bununla ilgili yani hani genelde anladığım kadarıyla yani haksızlıklar hukuki boyuttadır. Evet. Yani hak arama hukuki boyuttadır. Peki vatandaş, size gelen vatandaş yani daha önce hakkını nerede arayacak? Mahkemelerde arayacak. Tabii. Yani mahkemeye ya da Diyarbakır Barosu'na veya herhangi bir avukata gidemiyor mu, bilmiyor mu veya mesela spesifikleştirelim, somutlaştıralım. Evet. Kocasından şiddet gören bir kadın size gelmiş mi? Gelmiş, çok geliyor. Tabii. Yani tabii. Bu ama daha önceden... Koca değil, yani devlet kaynaklı dediniz ya biraz önce. Devlet kaynaklı. Ben vurgulamak istedim yani önce baroya gitmesi gerekiyor. Ben orada onu diyorum. Yani o kadın yani, mesela baroya... Size niye ilk geliyor? Biz parasız bakıyoruz. Evet.
Yani bizim işimiz olan bir şey, bizim hukuk komisyonumuz herhangi bir ücret almaksızın. Evet. Bazen vekalet ücreti baron de kendimiz. Baron da öyle bir görevi başkanım. Baro CMK'dan şey yapılıyor evet. Ama belli bir yere kadardır. Belli, evet. Belli bir yere kadar tutuyor. Evet, evet, belli bir yere kadar. Herhangi şimdi, bir sosyal güvencesi olmazsa. Evet. Bizim şöyle hani, bir algı var mı? Yani ben sözünüzü kestim ama. Şimdi hani İnsan Hakları Derneği'nin bir ağırlığı var. Diyarbakır, Türkiye'de var ama Diyarbakır'da daha yoğun bir ağırlığı var. En azından ben bu kapıya girersem benim sorunum çözülür. Kocasından şiddet gören kadın belki o kapısının kapınızı kendine güvence olarak görür. Evet, evet. Yarın ben ikinci bir şiddetli yaşamam noktasında. Aynen öyle. Yani bundan dolayı gelmiş olabilir. Geliyor tabii ondan dolayı geliyor bir. İkincisi biz hakikaten çözüm üretiyoruz. Şöyle çözüm üretiyoruz. Yani bir kere uzlaşma noktasına gitmiyoruz. Yani şiddet uygulayan birisinde o ailenin uzlaşma noktasına gidiyoruz. Kişinin iradesine göre hareket ediyoruz. Şimdi geçen evet geçen bir kadın şiddet görmüştü. Biz bir ihbar aldık yani. Ve ihbar üzerinde arkadaşlar gittiler. Sitede aileyle görüştüler, kadınla görüştüler. Evet. Dedi ki ben herhangi bir işlem yapmanızı istemiyorum. Bir kere onun iradesine belli bir yere kadar saygı duyman lazım. Ama onun yaşam hakkı tehlikedeyse evet. ve bu konuda sen onun iradesini de dinleyemezsin. Tabii. Bu konuda da sen mecburen eyleme hareket gerek devleti üzerine devletin olan devlette evet, olan kamu adına yapıyor siz halk adına yapıyorsunuz. Evet o sorumluluğu onun yapması lazım. Yani evet. devleti davet ediyoruz sorumluluğa. Evet. Bir kere bunu güvenliği sağlaması gerekir. Kadın sığınma ise kadın sığınma, evet. koruma ise koruma. Yani bu tür şeylerimiz ama maalesef hani devletin refleksi bu konularda zayıftır. Kesinlikle. Zayıftır. Sanırım sonuç alınmadı sürelerde. Başkanım İnsan Hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de müracaat etti. Evet, evet. Peki o sonuçlandıktan sonra gidiyor. Türkiye yaptırımları nasıl? Geri dönükleri nasıl oluyor? Yani şudur. Daha... Maddi tazminat ödüyor. Hı-hı. Devlet yani biliyorsun. Evet. Aydın Bey de biliyor. Evet. Şudur. Diyor ki evet ben suç işledim. Neyse kardeşim para cezası veriyorum. Hı-hı. Evet. Ve ben bu suç işlemeye de devam edeceğim tekrar. Yani böyle yapıyor. Ama orada da bir yaptırımı yok. Onunla ilgili bir müvekkilimin şöyle bir anısı vardı. Bir yaptırımı yok. Diyordu ben giderim bir haksızlığa uğradım. Ben giderim falan şahsı döverim. Hı-hı. Veya öldürürüm. Paşa paşa giderim de yatarım yani. Evet. Yani diyorsunuz. Ama şeydir yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne insanlar hemen eli kolunu salya giremiyor. Çünkü Türkiye'de iç hukuk yollarının tükenmesi lazım. Tabii. Yani onun önünü önlemek evet. için de evet, evet. yani 2012'de. Herhalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden insanların yoğun yaşadığı bölge de bizim bölgemiz. Çok evet. Yalnız özellikle 90'lı yıllardan falan. Engelleme bazında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı. 2010 yılında tabii, evet. Tabii bu da. Peki size Sayın Başkan ne tür hak ihlali geliyor? Yani böyle somut çok böyle dikkatinizi çekebilecek evet. en çok gelen yani yaşam hakkı mı, özgürlük mü, yani, kadın hak ihlali mi, din vicdan özgürlüğü mü? Yani en çok böyle dikkatinizi çeken veya... Böyle bir çeteleriniz var mı daha doğrusu? Tabii. Biz zaten yani raporlar üzerine konuşuyoruz. Evet, evet. Bilançolar üzerine konuşuyor ve her 3 ayda bir istatistik çıkarıyoruz. Yani bu 3 ayda bir de istatistiği yayınlıyoruz. Evet. Türkiye'deki bütün birimlere, yani İçişler Bakanlığı, Dışişler, bütün bakanlıklara, bürokratlara, evet. elçiliklere, Uluslararası İnsan Hakları Örgütlerine hepsine gönderiyoruz. Evet. Şimdi bizim uğraştığımız alan şudur. Yani bize en çok gelen daha çok birinci kuşak hakları dediğimiz yani kişisel ve siyasal haklar. Evet. Bu temelde geliyor. Yani fazla diğer hak bilinci fazla yaygınlaşmamış. Yani ekonomik ve sosyal haklar ve üçüncü kuşak haklar dediğimiz var. İyi bir çevrede ve barış içinde yaşama hakkı gibi şeyler daha o noktalarda eksiğimiz var. Eksiğimiz devlet var. Yönetimiyle sıkıntı evet. olmayan. Yani bize gelen bak şu anda bizim tuttuğumuz şey şu. Bir kere yaşam hakkı. Birinci derecede ilgilendiğimiz o. Evet. Yaşam hakkı. İki, işkence ve kötü muamele. Buna geliyor. Evet. Üç, peki bunların düşünce, verileri var mı? Tabii yani yıl var. Ay da çıkarıyoruz. Evet. Üç ayda bir yayınlıyoruz. Yıl yıl var. Benim şu anda önümde ki şeyde İlk 9 ayınkini biz yayınladık. Evet. İlk 9 ayın.
bu ocağın ocağın sonuna doğru yıllığı yayınlayacağız. Evet. 2006'dan 2014'e kadarki karşılaştırmalı evet. şeyler var. İşkence ve kötü muamele geliyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütleme özgürlüğü, inanç özgürlüğü temelinde şeyler geliyor. Çocuklara yönelik ihlaller geliyor. Kadınlara yönelik ihlaller geliyor. Cezaevleriyle ilgili geliyor. Çevre ile ilgili geliyor. Ekonomik ve sosyal haklarla ilgili başvurular evet. geliyor. Yani böyle şeyler bir de, yelpaze genişliyor. Şey hiçbir başlığa sığdıramadım. 2006'da itibaren dediniz evet, değil mi? Evet. 2006'dan 2014, 8 evet, yıldır. Evet. Bu dediğiniz şeyler artış mı göstermiş yoksa bir azalma mı var? Yok, sürekli artış göstermiş. Bazı yıllarda bir azalma oluyor. Onun da nedeni çatışmalı süreçlerin azalması ya da artmasına. Yani son 2-3 yıl çözüm evet. süreci evet. devam ediyor. Yani evet, mesela şunu söyleyeyim. Yani en iyi olduğumuz yıl hangi yıl? En iyi olduğumuz yıl yaşam hakkı ve işkence konusunda. Şimdi yaşam hakkı çatışmalar olmadığı yerde yaşam tabii, hakkı azalıyor. Evet. Evet. Mesela 2013 ile 2014 yıllarında çatışmadan kaynaklı. Evet. Yaşam hakkı hemen hemen sıfıra inmiş. Çok güzel. Son iki. Ama sivil insanların ölümü evet. devam ediyor. Evet. Yani toplumsal gösterilerde evet. şurada burada. Evet. Mesela 2006'da çatışmalı süreç de vardı. Yani o dönem de azalmıştı hatırlarsanız. 2005'te Başbakan'ın Kürt sorunu, Kürt davetini tanıyordu. 2006'da biraz rahatlama oldu, yansıması oldu. 28 Mart olayları yaşandı Diyarbakır'da evet. 2 Mart. O evet. tarihten itibaren artık tekrar pik yaptı. Yani artmaya başladı. Yani o dönemde 6.000, 7.000'e yakın başvuru bize gelmişti. Yani bıçak sırtında sonuçta. Evet, aynen öyle bıçak sırtında. Şimdi mesela 2011'de atıyorum, 2011, o bu yıllar arasında 2011 en fazla hak ilan yaşandığı şeydir. O 19.600 bizim tespit ettiğimiz. 19, bu bölge genelidir. Yani Türkiye geneli değil, bu bölgedir. Benim size verdiğim rakamlar bölge genelidir. Evet. 2000 mesela 13 ile 14'ü karşılaştıralım ilk 9 ay. 2013'te 7246 iken evet. 2014'de bu 13390 2 katına çıktı. Evet 9 ay. Ki bu son ay 6 7 Ekim olaylarına dahil değil. Dahil değil. Orada rakam Ekim, çok 10. arttı. Çok arttı orada. Evet. Gözaltılar arttı, yaşam hakkı ihlali çok oldu, kötü muamele çok oldu, ev baskınları oldu, tutuklamalar arttı ve çevreye zarar arttı, ayrı arttı, bir şey. Arttı, aynen öyle, aynen öyle. Aslında en az işleyen kurum bir şey yapsak, somutlaştırabilirsek başkanım, en az işleyen kurum ve hak ihlalinin en fazla ihlal edildiği birim olarak algılarsak hangileri başta gelir? Nasıl yani yaşam hakkıdır, yani şey işkencedir. Yani ihlal eden kurum. Şimdi başka konu başlığı hangisi? Yani. Mesela Sağlık Bakanlığı olur, diğer şeyde ben biraz somutlaştırmak bu istiyorum. Bu şeydir, yani şimdi Sağlık Bakanlığı'nın daha çok sağlıkla ilgili şeylerdi. Hani o biraz direktmen bizim ele aldığımız bir başlık değil. Ama mesela cezaevi Adalet Bakanlığı evet, mesela. Hı hı. Bu alanda çok şey oluyor. İçişleri mesela güvenlik yani gerek kolluk kuvvetlerinin tamamı çok ciddi anlamda ihlal yapıyor. Yani bu başlık. Bu bakanlıkların ihlalleri çoktur. Örneğin Çevre Bakanlığı yani bu burada da çok ciddi talimat yaptı. Yani, evet. Yani gerek yer altı gerek yer üstü yani siz daha iyi bilirsiniz. Şey, gezi olayları. Evet evet. Yani, gezi olayları bahane bildi Türkiye'nin altı üstüne getirilmeye çalışıldı. Evet. Burada Kırklar Dağı'nda başlı başına evet. şeyler yaşanıyor. Hevsel bahçelerinde yine öyle. Mesela talimattır yani Kırklar evet. Dağı olsun Hevsel bahçe olsun şu şeyler var. Kum ocakları aynen, evet. biliyor musunuz? Evet. Yani birçok kent, birçok yerlerde bu tahribattır. Hani bizim de şimdi örneğin siz bir kırsal bölgede çatışma var, yaşam hakkı ihlali yok. Ya askerle ya PKK militanı hiç fark etmiyor. Şimdi siz onlarla ilgilenirken orada yanan ormanı pek göremiyorsunuz. Evet. İnsan var. Biliyor musunuz? Evet. Yani öyle. Yoksa yani biz bu son dönemde özellikle son 2-3 yıldır
Biz kentli haklar çerçevesinde şimdi çok ciddi bir rapor hazırladık. Yani bitmek üzeredir. Şehir planlamacılarıyla birlikte bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Bu kentte yaşayan bireylerin sahip olduğu hakları ön plana çıkardık ve bunun üzerine geldik, duracağız. Mesela geçen ben şeye gittim, TEDAŞ'ın önünde basın açıklaması yaptım. Hiç uzun süredir yani iadenin hiç yapmadığı bir şey. Evet. Çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Yani insanların canına tak evet, edecek. Yaşam hakkı başta olmak üzere tehdit ediyor. Evet. Ve bu ben burada sizin televizyonunuzun huzurunda da söylüyorum. Şu anda TEDAŞ yetkilileri ciddi anlamda hak ihlali yapıyorlar. Evet. Başkanım ben hak Ticaret Odası Başkanı'na bir öneride evet. bulundum. Evet. Evet. Yani, tabii sonuçta Diyarbakır evet. iskelet STK'lardan bir tanesi. Bütün STK'ları toplayın. Halk adına TEDAŞ'a dava aç. Evet. Yani sonuçta ben esnafım. Elektriğimi de ödüyorum. Faturamı da ödüyorum. Ama bir bakıyorum elektrik yok. Ya bir de şunu çıkarmışlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu iyi ki açtık bunu. Yani bu Diyarbakır'da kaçak falan var. Hepsi doğru değil. Kaçakla alakası bu, bu doğru olan başkanım, bir yaklaşım. Bu resim. Velev ki evet. kaçak doğru yok. Olsa bile. Yok. Öyle bir şey yok ama doğru olsa bile. Sizin göreviniz o kaçağı bulup cezalandırmaktır. TEDAŞ sorumluları, müdürü, genel müdürü, buradaki sorumlular neyse bu iftiradır. Evet. Şöyle iftiradır, yani 1,5 milyonluk bir kentte kuşkusuz kaçak olur. Ya, Türkiye'nin her evet. tarafında var. Dünyanın her yerinde de vardı. Evet, geri kalmış ülkelerin evet, her yerinde. Artı şu anda mesela Sarmaşık Derneği'nin yardım ettiği 10 bine yakın aile var. Sen iş de versen çalışacak kimseleri yok. Evet. Yani işte adama desen ki gel kardeşim sana fabrikada iş bulmuşum. SSK'nı yatıracağım, maaş vereceğim. Çalışacak kimseleri yok. Peki, evet bu 10 bin insan. Sen elektrik kuşkusuz kaçak olacak. Evet, evet. Sen bir kere zaten sen onun elektriğine dokunsan sen büyük bir ihlal yaşamışsın. Özellikle özelleştirmeden sonra yaşandı. Tabii ki özelleştirmeden sonra yaşandı. Evet. Ve intikam alırcasına bir yaklaşım var. Bakın. Altyapı güçlendirilmiyor, yatırım yapılmıyor. Milletin keyfi olarak milletin saati sökerek ceza kesiyor. Evet. İşte götürüyor diyor ki senin elektriğin kaçaktır diyor. Bugün Diyarbakır kentinin durumu iyi olan semtlerin, sitelerin %70'inde şeyler var, jeneratörler var. Evet. Yani bu sektör güçlendi. Evet. Artı saatlerce elektriği kesiyor ki bunu da ben kendisiyle görüştüğüm zaman şunu dedi ki 20 dakika 30 dakikadan fazla elektrik kesilsin diye yapmıyoruz. Saatlerce 7-8 saat bizim evet, jeneratörün başkanım. Çalıştığı aynen, aynen. ve onun elektriği de yine benden kesiyor. Evet. Onun elektriği. Evet, hani bir de şeyle geçiniyor. Bu da haramdır diyorum ona kendisine. Yüzüne dedim haramdır. Sen hem jeneratörüm çalışıyor. Gazını her şeyini biliyorum. Sen de gelip o faturanı da benden kesiyorsun. Yani dolayısıyla hasta olan insanlar var. Oksijen tüpüne bağlı olan insanlar var. Asansörde kalan insanlar var. Sen bunu bu kendi ekonomiye büyük bir zarar. Evet. Yani ben yaşam hakkı çerçevesinde evet. bakıyorum. Vazgeçtim evet. ekonomiden evet. şundan buradan. Yani kentteki insanları cezalandırıyor ve bu kentte yaşayan milletvekiller de buna duyarsızdır. Açık burada söylüyorum. Ben her zaman da söyledim. Açıklamamda da söyledim. Bir genel müdür çıkıyor ya da bakan çıkıyor diyor ki hırsızlık yapıyor Doğu Güneydoğu'daki insanlar. Bu en büyük şeydir. İthamdır. Tabii. Ne demek ya? Sen bu bölgede elektriği alacaksın. Keban'dan götüreceksin. İşleteceksin. Bu insanlara da bir üç katına da satacaksın. Artı bakıma muhtaç olan insanlar kaçak elektrik kullanıyor diye sen kentin tamamını cezalandıracaksın. Evet. Bu insan hak ihlalidir. Buradaki TEDAŞ yetkilileri her gün ihlal yapıyor. Bütün vatandaşların da kendi hakkını savunmaya ve hakkını korumaya da davet ediyoruz. Hocam evet. başkanım sadece şey TEDAŞ mı olsa karayolları desen tabii. öbür taraftan hangi birini tutsak elimizde kalıyor. Karayolları ben bildim bileli çevre yollarının tamamında onarım vardır. Ya bu onarım bitmedi mi? Vatandaş bir yerde Avrupa şeylerinde bir yıl yapıyorsunuz. Bir defasında onarım gerçekleştiriyorsunuz ve 10-15 yıl belki 20 yıl oranın imari ya da yol onarımı durduruluyor. Ama başkanım, ben bunu her sene yapıyorum. Yaptırım noktasında arabam zarar görüyor. Arabam zarar görüyor.
kaza sebebiyetten dolayı çukurluklardan kaza yol açıyor ve bir sürü insanın hayatına mal oluyor. Ve siz müracaat edemiyorsunuz. Kime nasıl bir hak talebinde bulunacaksınız onu da bilemiyorsunuz. Vatandaş sadece yapmalarıyla kalıyor. Bunu ben şimdi bu raporu... O zaman bizim şöyle bir şey yapmamız lazım başkanım. Bu raporu hazırladığınızda... Bizim bu şeyden sonra açık kapı ekibi olarak gelip TEDAŞ'la ilgili hak ihlali yapılıyor noktasında bir başvuru yapmamız lazım. Kesinlikle. Ki, yani burada herkesin, bir sonuç almamış. Herkesin gelip başvuru yapabilir. Evet. Ben niye TEDAŞ'ı... Yani, somutlaştırdık yani, karayolları var. TEDAŞ yaşam hakkını direktmen kastır. Şimdi bakın, karayolları da öyle. Karayoluna gelince şimdi bak şehir içi belediyelere aittir. Belediyeler bu yollarını, çukurlarını düzeltmek zorundadır. Evet. Yani çevre yolları da biliyorsun karayollarına aittir. Evet. Onu da yapmak. Ben evet. hani şimdi demin yaşamak, dedim ya evet. demin dedim ya biz birinci kuşak haklarıyla ilgiliyiz. Yani o sizin dediğiniz bir kentte yaşayan bireyin bakın sağlığa erişim hakkı, sağlıklı bir çevrede erişim hakkı, ondan sonra dinlenme hakkıdır, barınma hakkıdır. Bütün bunların bir markete gidip istediği şeyleri bulunma hakkına da sahiptir. Evet, her şeyi orada bulundurmak evet, zorundasın. Evet. Yani altyapısıyla, üst yapısıyla, kaldırımıyla, düzeniyle her şeyle bunlar yerine getirmek zorundadır. Kim iktidardır? Yerelde belediyeler mi sorumludur? Belediyeler. Karayolları ise karayolu. Ama TEDAŞ da TEDAŞ'tır. TEDAŞ'ı özelleştirdiler. Geldiler. Ahbap dost ilişkileriyle evet. satın aldılar. Kim kime para verip vermedi de belli değil. Hı. Tamam mı? Gelmiş. Bir tek elektrik direği yenilenmemişti. Bakın bizi izliyorsa telefonla bağlatsın. Sayın Başkanım telefonla şu anda Türkiye'de, yani. Türkiye'de benim enerji bahçesinde var. İletim hatlarının yer altına inmediği şehir yok. Yani bütün şehirlerde iletim hatları yer altından çekilmiş. Bizim kullandığımız hatlar 30-40 yıllık hatlar. Tabii tabii kesin. Yani, bir de ben şunu da söyleyeyim. Verdiği 3-5 kuruş devlete verip evet. satın aldı ya onun 10 katını 20 katını zaten çıkardı. Gidip milletin trafosunu da söktü. Milletin elektriğini de kesti. İşte şu anda birçok avukat bu işle evet. ilgileniyor biliyor musunuz Aydın Bey? Çok şey yapılıyor. Ekipler tutmuş. Ekipler tutmuş. Evet. Ben bitireyim. Ekipler tutmuş şöyle, gidin diyor dolaşın, saatleri alın, evet. kontrol edin, tamam mı? Ben sana ceza kestim. Gel ispatla diyor elektriği kaça kullanmadığını. Evet. Bakın ne kadar iğrenç evet. bir şey. Evet. Ya arkadaşım şimdi ha senin fatura düşük mü gelmiş? Ha bu kesin kaçak. Ya şimdi geliyor, tespit edemiyor, söküyor. Cezayı kesiyor, sen gidiyorsun avukata. Avukat kendisine bir dosya açıyor orada. Oradan da bir şey kazanıyor. Evet. Yani dolayısıyla bu bir organizasyondur. Vatandaş evet. pek kadar. Ama ben burada bir şey söyleyeyim. Bence en büyük direnişi başkanım evet. köylüler gösteriyor. Evet. Bu tür haksızlığın olduğu yerde köylüler onları içeri sokmuyor. Köyler hayır sahipsiz bırakıldı. Yani. Köyler tehdit ettirildi. Onların elektriğini kestiler, trafosunu kestiler. Evet. Evet. Bakın ben şunu kesinlikle kimse yanlış anlamasın. Herkes harcadığı elektriğin ücretini ödemek zorundadır. Evet, evet. Parasını ödemek zorundadır. Kaçak kullanımını ama sosyal devletten bahsediyoruz. Kaçak kullanımını yani. Asla kabul etmiyoruz. Tamam evet, mı? Evet. Fakat siz bir kenti sürekli bu şekilde cezalandırarak bir yöntem biçimini haline getirerek bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Yani evet. bir halkı evet. hırsız diye yaftalamaktır. Tabii tabii. Şey yani. Biz onu daha ileriki evet. programlarımızda evet. TEDAŞ'la ilgili bir dosya açacağız. Belki TEDAŞ müdürünü çağırırız burada. TEDAŞ müdürünü çağırıp burada evet. belki gerekir de yani. Yani haftaya olabilir. En azından evet. o iddialar TEDAŞ varsa. TEDAŞ müdürünü çağırırız. Haftaya olabilir. Bir iki tane köylü de bir doğuda evet, bir evet. batıda bir kuzeyde bir iki tane evet. köylü de çağırın buraya. Evet. Çağırmaya gerek yok başkanım. Zaten TEDAŞ müdürünün çıktığını duyan evet. eminim ki bu televizyon önünü basarlar. Yani onun burada olmadığı bir yani oturumda bence çok böyle ithamlarda bulunmayalım. İtham değildir bu aslında Aydın Hocam. Yani yaşama hepimizin yaşadığı şeylerdir. Yani size hak ihlaliyle ilgili yok. Bu ne olursa olsun yani kalsızı kuşak veya tabii, tabii. ne tür haklar olursa olsun. Yani siz herhangi bir size başvuruda bulunmadan da siz direkt kendinizle gidiyor musunuz? Yani tabii şey bu TEDAŞ'a kendim gittim. Evet. evet. Bu söylediklerim bakın yanlış anlaşılma. Bu evet. söylediklerim peki, müdür beyin odasında kendisi de paylaştı ve evet. kameraya alındı. Yani evet. kayıtlıdır. Peki kendisinin hani cevabı ne oldu başkanım? Kendisi ben para vermişim. Tamam mı? Tamam, evet özelleşti evet. devlette almışım. Tamam. Ben şu anda elektrik satıyorum. Kendisi parasını ben bu parasını da toplayacağım. Tamam mı? Ne gerekiyorsa yapacağım diyor. Onu biraz önce dediğiniz gibi mesela adam saati söküyor. Evet.
Ondan sonra sen kaçak kullandın diye. Evet. Onu ayrı bir şey ayrı bir günde ama ayrı bir dosyayla Adi hocam alacağız. Ama orada bir şey söylemem lazım. Şimdi çünkü geliyor. Gündemi, ben senin kaşın üzerinde çocuğun var deyip de gözün üstünde kaşın var deyip de keyfi bir muameleyle kalkıp ya. Da sökmesi bu bir kere yaşam hakkı ihlaline giriyor. Şimdi Türkiye hukuku şimdi devletidir. Canımız yani Erdin Bey bak şimdi, ben jeneratörü 130 milyara almışlar site. Tamam mı? Benim de. Onun da faturasını ben yine ödüyorum. Benim de yani sayacım, elektrik sayacımı götürdüler. Kapıcı dedi ki sizin elektrik sayacınızı götürmüş. Hayırdır? Yani bizim, ya izinsiz alamaz ki böyle bizim bir belge getirmesi gerekmiyor mu? Öyle bir şeyimiz yok. Yani biz işte. biz gidip işte kontrol edeceğiz. Tabii. Yazına bir ayda düşüş sergilenmiş. Peki. Evet. Biz de o ayda burada değildik yani. Yani sonrasında işte sonrasında gelip tekrar peki ben bunu alıp götürdükleri zaman farklı bir muameleyle içerisine kaçak ispat yolunda farklı bir şey yapmadıklarını nereden ya kaçak elinde zaten gereken muameleyi yapıyorlar. Ya, kimsenin göz yaşına bakmıyorlar ki. Biliriz yani. Hayır böyle bir şey Aydın hocam yani bir belge getirmesi gerekmiyor mu? Şimdi o da bir sonuçta benim özel mülkiyetimdir yani. Bak milletin canı yanıyor Aydın Bey. Yani benim özel mülkiyetimdir yani. Aslında o sayaç bile haneye tecavüzdür. Ya tabii onun da bütün her anahtarları kendileri almışa bırakmışlar. Peki başkanım çözüm nedir? Çözüm nedir biliyorsunuz? Siz kentteki sivil toplum örgütleri bir araya gelince bu kentin sorununa çözüm getirmesi lazım. Ticaret Odası Başkanı önerdi. Evet. Başkanım yani şunu ben açık söyleyeyim. Siz az önce konuyu açtınız. Hani belediyeden bahsettiniz. İşte efendim Kırklar Dağı'nın duvarı açılmasından bahsettiniz. Yani biz burada yani sanki böyle biraz ters düz olmuş. Yani artık biz rahat bir şekilde devleti veya kamu kurumlarını eleştirebiliyoruz. Yani bu anlamda belediyeyi eleştirme bazında az önce dediniz mesela yani çevre yolları tamam karayollara bağlı ama iç yollara baktığımız zaman yani belediyenin bu konuda zafiyetini görüyoruz yani hizmet yönünde eksiklerini görüyoruz. Bu konuda size gelen dosyalar var mı? Var tabii. Yani, siz demeden önce ben söyledim. Bakın ben size tekrar söylüyorum. Bu kentte sizin öyle bir misyonunuz olabilir ama öyle bir talep geliyor tabii. Geliyorum yani geliyor, genelde tabii. İnsanlar belediye eleştirmekten biraz ölçüyorlar. Hayır gelmese de evet. Ben insan hakları savunucularına ben müdahale etmem lazım. Evet. İşte bak ben o yüzden kentli haklar raporunu hazırlıyorum. Bizim işimiz nedir? Durum tespiti yapıp, rapor hazırlayıp, kamuoyuyla paylaşıp, işte ihlal yapan birimlere bunu göndermek, başvuru yapmak. Bu birim bakın iktidar kim olursa olsun size tekrar söylüyorum. Yani yerel iktidar ihlal kimden gelirse gelsin. Yani şu an genel iktidar AK Parti'dir ama yerel iktidar da belediye. Mesela biz iki tane taraftan vuruluyoruz. Şunu söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim. Hiç kimse bu şey içerisine girmesin. İhlal kimden gelirse gelsin bizim için o ihlalcidir. Evet. İhlali yapan kişidir. Bu gücü kimden alıyorsa da alsın aynı şeydir. Evet. Ve bunun üzerine gidiliyor. Bakın 2011'de kentli haklar raporu bir hazırlandı. Kendileriyle bütün yerel yönetimlerle paylaşıldı. 2014'te de çok daha detaylı bir rapor hazırlıyor. Kendileriyle paylaşılıyor. Biz kendileriyle gerek belediye başkanlarımızla gerek bu birebir halkla iletişim içerisinde, etkileşim içerisinde olan zabıta birimleri veyahut da daire başkanlıklarıyla biz bunları paylaşıyoruz. Çünkü bu iktidardır şu anda. Yani iktidardır. Bunu çözmek de onun sorumluluğudur. Hı. Bakın ben nasıl İçişler Bakanlığı'na ihlal nedeniyle nasıl girişimde bulunuyorsam yerel yönetimlerde de aynı şeyde bulunuyorum. Ha peki bu Kırklar Dağı'nın yani imara açılmasıyla ilgili size herhangi bir başvuruda bulundu mu oran iptali için veya sizin bununla ilgili herhangi bir talebiniz, bir başvurunuz, bir eyleminiz gidip Kırklar Dağı'nda böyle bir eylemde bize başvuru olmadı ama benim girişimim oldu. Evet. 1,5 yıl Kırklar Dağı yapılmadan 1,5 yıl süren bir toplantı zinciri oldu. Sivil toplum örgütlerine sürekli katıldık. Kırklar Dağı ve Talaytepe Mastroj diyorlardı. Evet. Kesinlikle yapılaşmaya açılmaması gerektiğini. İmar. İmara açılmaması. Eşil alan olarak.
Mesela şu anda Hepsel Bahçeler'de öyle bir durum var. Evet. Ben bu hani bir teknik olarak bilmediğim için konuşamıyorum. Bu belediyeler mi imara açıyor yoksa belediye meclisi veya da devlet mi direktmen, çünkü son bir yasa çıkarılmış. Evet. Çevre Bakanı direktmen kendisine bağlamış Bahçeler. Evet, bu yapıyorum. Tekniktir. Ama kim yaparsa yapsın, ben İHAD Genel Başkan Yardımcısı olarak, Diyarbakır Şube Başkanı olarak arkadaşlarımızla hep beraber Hepsel'in imara açılmaması için yine aynı mücadele gösteriyor. Kim yaparsa yapsın. Evet. Kırklar Dağı iğrenç bir uygulamadır. Evet. Bakın size söylüyorum. Kırklar Dağı iğrenç bir uygulamadır. Bu kentte yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi de Kırklar Dağı'dır. Evet. Kırklar Dağı'na karşı sessiz kalan, Kırklar Dağı'nın bu durumuna tavır koymayan hiç kimse bu şehri seviyorum diyemez. Evet. Bu bir. Bakın kum ocakları bu Dicle Vadisi'ni berbat ettiler. Bu iki. Bu Hepsel Bahçelerini işte gerek Dicle Üniversitesi rektörler, evet. Dicle Üniversitesi Hepsel Bahçelerindeki ağaçları ciddi anlamda tahrip ettiler ve orada gençler çadır kurdu. Ben her gün o gençlerin yanındaydım, destek evet. verdim. Bu tahribattır. Bakın bir tanesi devlet. Yapıyor, karşıyım bakın. Belediye yaptı, karşıyım Kırklar Dağı'na. Üniversite yapıyor, karşıyım. Ben her gün o üniversiteye her platformda eleştirimi yapmıştım, doğru yapmadım. Bakın o ocaklar, evet. belediye mi yapıyor? Belediyenin ciddi anlamda burada sorumluluğu varsa bir an önce düzeltmesi gerek. Evet. Ben sonuca bakarım. Tekrar söylüyorum, çevreyi tahribat yapan, çevre hakkına zarar veren, ekolojiye zarar veren kim olursa olsun benim için o ihlalcidir. Evet. Aynen öyle. Türkiye zaten ihlalcilerden çekti, bir de ihlalcilerden tabii çekti. Tabii şimdi ihlal kabul edilemez. Şimdi ihlal sen benim akrabamsın ya da dostumsun ya da aynı partideysin. Ama hani şimdi ya da aynı ben düşünce, benim düşüncem insan haklarıdır. Basına yansıyan şeyleri söylüyorum. Oranın müteahhitiyle ilgili çok şeyler söylendi. Müteahhitin konuşmaları var basına yansıyan. Ya bizatihi o yapının içinde BDP'li yöneticilerin de olduğu bakın, iddia edildi. Evet, tabii evet. yani bu kenti. Tekrar söylüyorum, benim muhatabım müteahhit de değildir. Biliyorum değil mi? Çünkü onu... müteahhit yani kim izin vermişse biz ona karşıyız. Bu çevreye, bu ekolojiye, bu doğaya zarar veren, tahribat yapan uygulamalara ve tutuma biz her yerde, her koşulda karşı karşıyız. Çünkü o zaman eğer biz karşı çıkmasak biz evrensel insan hakları değerlerini, ilkelerini çiğnemiş oluruz. Kesinlikle. Çiğnemiş oluruz. Bakın ben bu insan hakları kimliğimi bırakırım, herhangi bir partide siyaset yaparım. O zaman o partinin ilkelerine göre hareket ederim. Yanlış ya da doğru. Evet. Örgütlü yapın içerisinde. Bazen siyasi partiler yanlış olduğu halde de savunuyor. Kendi bir ideolojisi çerçevesinde yaşayın. Ama insan hakları felsefesi, insan hakları kültürü ayrı bir şeydir. O yüzden zaten insan hakları savunucularını devletler de sevmezler. İktidarlar da sevmezler. Bir tek ailemiz bizi seviyor. Onu diyor söyleyeyim. Ama başkanım burada bir şey var. İnsan Hakları Derneği'nin tabii görev yapmak çok kolay değil. Bir bedeli de ağır oluyor. Evet, evet. Vedat Aydın'ı biliyoruz. Yani kesinlikle. Bu derneğin kurucularından bir tanesidir. Çok Muharrem Erbey cezaevine yeni çıktı. Evet, aynen. Öbür taraftan Osman Baydemir bir bu kentte iki dönem belediye başkanlığı yaptı. Selahattin Demirtaş yine bu kurum başkanlığını yaptı. Genelde çizgi de belli aslında biraz da. Evet. Biraz da çizgi ya biz belli sol yani. Referanslı bir dernekiz. Evet, evet. Şimdi evet. sol ama referanslı evet, bir dernekiz. Soldan, sol gelenekten gelen bir dernek. Dolayısıyla hani insan hakları mücadelesinden ayrılıp da kuşkusuz sol bir partide şey yapar. Evet. İşte Sezgin Bey CHP'de yapıyor. O da evet, yöneticimizdi. Evet, aynen, tamam mı? Evet. İşte bazı yöneticilerimiz gerçi AKP'ye de geçmiş olanlar var. Evet. Ama genelde HDP ya da evet. DTP yani evet. Kürt evet. şey evet. tarafına. Evet. Yani öyle şeyler. En çok ihlali yaşayan evet. kitler olduğu için. Evet. Evet. Şimdi belki başkanım olabilir. Beni gösteriyor. HDP beni. Ben insan haklarından yanayım hocam. Evet, evet. Başkanım bir kere onu söyleyelim. Evet, evet, bu anlamda şey de var. Yani aslında en çok mazlum ve mağduriyetin yaşandığı bir bölgenin, coğrafyanın insanıyız. Evet. Hani belediyenin yaptığı haksızlıklar ya da yaptıkları ihlaller biraz aslında zorumuza da giriyor. Çünkü bir bölge insanı hani daha iyi refah bir yaşam istiyor. Tabii. Daha iyi bir kentte huzur bulmak istiyor. Dolayısıyla yolda giderken güven
güvence altında rahat rahat yolda yürümek istiyor. İşte bunların ihlallerini, hele özellikle de doğudaki bu verileri gördüğümüz zaman aslında insan biraz da üzülüyor. Yani bu kadar mı? Yani biz birbirimize neden bu kadar zulmü reva görüyoruz? Bunu da biraz düşünmek lazım diye düşünüyorum. En fazla biz hassas davranmamız gerekiyor değil mi? Aynen kesinlikle öyle. Evet, evet. Ama bakıyoruz ki en büyük ihlaller işte burada oluyor. Yani biraz da başkaları ekmeğine yağ sürüyoruz gibi geliyor bana. Nedeni nedir? Biz her zaman şunu bize, Aydın Bey de aynı zamanda hukukçu kimliğin yanında eğitimci kimliği de var. Biz her zaman şunu söylüyoruz ve bunu yapmasak da biz bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz. Evet. Onun mücadelesini görüyoruz. Yani insan hakları kültürüyle yetişen bir nesil yetiştirmemiz lazım, biliyor musunuz? Yani bu Türk, Kürt, Arap ne diye. Evet. Bu Türkiye'nin batısında da aynı sıkıntılar var, biliyor evet. musun? Bireyler empati kuracak. Bireyler karşıdaki kişinin kimliğine, kültürüne, diline, rengine, kılığına, kıyafetine, her şeyine saygı duyacak. Yani bu böyle ben olsaydım ne olurdu? Bu empati kuruyor. Bu da nedir? Bir kültürdür. Bir işte eğitim yoluyla olur. Evet. İnsan hakları dersleri bugün okullarda seçmeli yaptılar. Sonra da hiçbir öğretmen atamadılar. Onu da işlemiyorlar. Oysa zorunlu olması gerekiyor. Yani. Kesinlikle. Evet. Zorunlu olması, yani fizik, kimya, biyolojiden, matematikten yani, çok çok daha önemli olan insan hakları dersi. Osmanlıca dersi falan. Şimdi Osmanlıca da zorunludur yapayım. Kardeşim ben size söylüyorum. İnsan hakları ve demokrasi dersini evrensel değerlere, ölçülere göre, yani mevcut ama ancak lakin koymaksızın, evet, evet. Tamam mı? Bir ders zorunlu yap, tamam mı? Siz yarın öbür gün Osmanlıcayı da çok rahat bir şekilde insanlar çıkar, ya ben Osmanlıcayı da öğrenmek istedim. Öyle bir kültürle yetişecek. Evet, evet. Kimse de tepki göstermeyecek. Evet. Yani bunu da sevseniz de sevmeseniz de kardeşim, ben size isteseniz de istemeseniz, ben size insan hakları ve demokrasi dersini vereceğim ki bu ülkede kimse artık birbirini ötekileştirmesin. Kimse o diğerin kimliğiyle da, şey almasın, onunla oynamasın, kültürüne zarar vermesin. Bir bütün olarak o kişinin kişisel haklarını ve kolektif haklarına saygı duysun, empati geliştirsin. Ben böyle bir Türkiye yaratmak için böyle şey yapacağım. Bu konuda ama haklısınız çünkü haklarını bilmeyen insan nasıl hak arayacağını da bilemez. İnsan hakları ne insandır, ben size söyleyeyim. Hak ihlali olup olmadığını da bilmez. Evet. Yıllarca kocasından şiddet görmüş bir kadın, ya, eğer toplumda ya. Da bu bir yaygınlık varsa kadın diyecek ki demek ki evliliğin gerekçesi ya, nedir? Işte. Dayak yemektir, sevgi ölçülü nedir? Kocamı dövdüğü ölçülür. Siz biliyorsunuz yani o kitaplarda... Evet. Kadının ikinci, üçüncü sınıftır. Dizini dövmeyen, kızını dövmeyen dizini döver. Evet. Bilmem ne yapar. Şiddet yerlendirici. Evet. Kadının yeri evidir. Ondan sonra işte çamaşır elinde fotoğrafı. Bak kadın çamaşır asar. Yemek. Oysa ben evde kendi ütümü de, kendi çamaşırımı, her şeyi kendim yapıyorum. Yani diyorsunuz. Tabii. Başkanım. O zaman şöyle, hak ihlallerinin en çok yaşandığı bölge, yani Türkiye bazında bakarsanız Güneydoğu diyebiliriz. Evet. Dünya bazında bakarsanız Orta Doğu coğrafyası, evet, ve evet. İslam coğrafyası. Aynen, evet. Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa özellikle, yani bu insan haklarının tarihçesine biz baktığımızda, yani bunu 1215'e baktığımızda Magna Carta Sözleşmesi, evet, var. Yani evet. İngiliz Krallığı'nın yaptığı keyfi uygulamaları önleme bazında, evet. O kısıtlamalar bazında, keyfi uygulamaların önünü geçme bazında böyle bir sözleşme imzalanmış. Tabii ondan sonrasında işte bu Fransa ihtilalidir. Ve en son Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'yla artık insanların savaşarak birbirini öldürmekle bir yere varmayacağını, kimsenin de yani burada bir kazançlı çıkmayacağını, öldürmekle de ölmekle de ne bir ırkın, ne bir dinin, ne bir dinin yok olacağını anlamayan Avrupa ne yaptı? 25'te Birleşmiş Milletler'i kurdu. İşte 10 Aralık 1948'de de İnsan Hakları Evrensel Bildirisini yayınladı, imzalandı. Yani bu 30 maddelik bir sözleşme genelde yaşam hakkıyla ilgili, her insan diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, mezhebine bakılmaksızın herkes eşittir. Yani Avrupa'da şu an baktığımız zaman hani gerçekten de böyle bu demokrasi, bu kültür,
bu demokrasi kültürü işlemiş. İnsanlar bu demokrasiyi içselleştirmiş. Ama biz kendi toplumumuza baktığımız zaman bu bölgemizdeki sorun, yani biz ikinci bölümde çözüm sürecini de konuşacağız. Çözüm sürecinde şu anda sekteye uğraması veya hak ihlalinin olması, az önce de söylediniz, yani bu hak ihlali kamudan da geliyor, devletten de geliyor, hükümetten de geliyor, belediyeden de gelir, yerel güçlerden de gelir. Bunun önüne geçmek için insanların birbirlerini ötekileştirmemesi, birbirlerinin haklarına riayet etmesi, empati kurması, hukuku önümsemesi, hukukun üstünlüğünü içselleştirmemiz gerekir. Evet. Yani tabii şöyle, ben az önce siz genelde dediniz bizim derneğimiz hani sol güzergahtadır. Yani sol meyli genelde ihlalle sanki sol cenahta ilerliyor. Ben şöyle söyleyeyim, yani bu Magna Carta'dan biz girdik. Aslında eşitliğin, yani İslamiyet'e biraz hani bakmak evet, istiyorum. Evet. İslamiyet'e baktığımız zaman, Vela hutbesine baktığımız zaman, Peygamber Efendimiz'in o hicretinde, ölümünde, vefatından birkaç gün öncesinde orada temel esas eşitliktir, adalettir. Yani İslam'da da vurgulanan iki temel öğe var. Biri eşitlik, diyor ya, Arap'ın Arap'tan üstünlüğü yoktur. Evet. Yani bu eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Yani bu hem Avrupa İnsan Hakları bildirisinde vardır, hem de Türk kanunlarında vardır bu. İkincisi adalettir. Yani biz eğer çözüm olarak, yani bu her yerde öyledir, her işte öyledir, çözüm sürecinin de sekteye uğramaması açısından ne olması lazım? Kardeşlik, eşitlik ilkesinin bir kere tesis edilmesi gerekir. Adalet ilkesi de herkes için eşit şartlarda tesis edilmesi gerekir. Şunu ben başkanıma bir de sormak istiyorum. Yani 80'li yıllardan sonra dediniz, özellikle 80 darbesinden sonra o dönem çok ihlaller oldu. Kenan Evren şöyle bir cümle kullandı. Biz kimseyi ihlal etmedik, biz kimseye haksızlık etmedik. Bir sağdan götürdük, bir soldan götürdük. Öyle bir sözünü de, bir eşitlik ilkesini maalesef o cümleyi de sarf etti böyle. Peki Sayın Başkanım, yani şu 2000 yıllara kadar, yani 80 ile 90 arası, 90 ile 2000, 2000 ile ve günümüze kadar 3 dönemi değerlendirirsek, yani hak ihlallerinin, yaşam hakkı ihlallerinin böyle bir en fazla işlendiği ve en rahat olduğu bir devre var mıdır? Aslında başkanım, ben burada bir katkıda bulunmak istiyorum Aydın Bey, size o sorunun cevabını almadan önce. Şimdi Magna Carta dediğimiz zaman, Magna Carta aslında sadece krala karşı özgür olan insanlara tanınmış bir haktı. Yani kölelere ya da işte insan suistimalleri evet. falan şeylere verilen haklar doğrultusunda değildi. Sonrasında Osmanlı kültüründe kanuni esasiye ve arkasından insan hakları evrensel beyannamesi dedik ama Avrupa'da uygulanması, özellikle bu insan hakları beyannamesi zorunlu olarak yapıldı. Beyannamesinin özellikle hak ihlallerinde. Fakat şöyle bir şey dikkat çekmemiz lazım. Amerika'da özgürlükler ülkesi deniyor. Ama Amerika'nın içerisinde yaşadığı coğrafyada inanılmaz özgürlük var. Ama yine görün ki yaptığı politikalarda dünyanın her yerinde ihmaller ve ihlalleri yapmış bir ülkedir. Aynen. Ona baktığımızda yine Avrupa kendi insanına, kendi coğrafyasında, kendi vatandaşlarına o hakları, o özgürlükleri tanınırken yanı başındakini sömürge konumuna getirebiliyorlar. Siz Birleşmiş Milletler'in kararlarında göründüğünüz zaman özellikle Orta Asya'da işte bu Doğu yerlerinde yaptıkları politikalarda ne kadar ihlalin ve ihmalin olduğunu göreceksiniz. Yani biz evet yine Avrupa o zaman insan hakları lafa havada kalıyor. Tabii ki havada kalıyor. Kendi insanı için eyvallah evet. ama dışarıyasa farklı bir muamele sistemi var. Mesela ben Cumhurbaşkanımızın geçen 10 Aralık'ta bir açıklamasını gördüm. İnanılmaz evrensel mesajlar verdi. Ama bu inanılmaz evrensel mesajları verirken doğuda yaşananlar, farklı yerlerde yapılan ihlaller üzerinde de durulması gerektiğine inanıyordum. Orada çok bir cüzi miktarda durulmuş, az bir miktarda durulmuş. Ama önce sen kendi içindeki adaleti, sen kendi içindeki samimiyeti, sen kendi içindeki bu ihlal ve ihmalleri durduramazsan, dışarıya ne kadar evrensel mesajlar verirseniz de verin, mutlaka bir yerde bir yanlışlık vardır diye düşünüyorum.
Tabii ki bu da bir adımdır. Güzel bir adımdır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim başkanım. Başkanım da. Valla ben şunu size söyleyeyim. Yani o son 30 yılı bir değerlendirme. Son 30 yılı şimdi. Ya da sonuç aldığınız yıllar hangi yıllar yani? Sonuç alma noktasında şöyle. Yani biz sonuç alma derken yani önleme bazı şeyler önlenmiş bazı şeyler ama genel bir yaklaşımla ilgilidir. Genel bir tutumla ilgili insan hakkı ihlalleri. Şimdi Türkiye'de Kürt meselesi diye bir en ağır meselelerden birisi ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar bu mesele gelmiştir. Ve her zaman da bastırma ile yok etme ile bu yöntem denemiştir. Evet. 25'te işte Şehzade sonra işte Seyit Rıza Dersin var aslında geliyor. Ağır isyanıdır. Birçok dönemde şeyler olmuş ve en son hani bizim sürekli gündeme getirdiğimiz üzerinde son 30-35 yıldır bizim neredeyse bizimle yaşıt olan bir durum söz konusu ve burada devlet her zaman inkar ve imha politikasını seçmiştir. Evet. Yani ben onu size çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Cumhuriyet'ten günümüze kadar evet, mı? Yoksa Cumhuriyet'ten günümüze kadar. Evet. Niye? Ben onu şöyle söyleyeyim. Şimdi bu süreç 2011 yılında işte resmi olarak 2012'de işte 2013'te AKP hükümetiyle PKK arasında bir süreç başladı. Evet. Yani resmi olarak görüşmeler başladı. Hı. Ama ondan öncesine kadar, çok ciddi anlamda çatışmalar yaşandı. Evet. Çok yok etme temelinde karşılıklı olarak bir savaş başladı ve devam etti. Çok insanlar yaşamını yitirdi. Çok evet, ciddi anlamda insan kaybı oldu. Her tarafta operasyon, her taraftan şey. Şimdi bazı dönemler dönem örneğin 92'lerde, 93'lerde Tansu Çiller hükümeti onların yaptığı yöntem farklıydı. Evet. İşte köyleri hepsi yaktılar, yıktılar. Evet. Birçok insan kaybettirildi, şey oldu. Sivillere yönelik de oldu, tamam mı? Çok ciddi evet. Anlamda. Gerek PKK militanlarına karşı, gerek sivillere karşı. Sonra 2002 işte bu 2000'lere kadar geliyor bu böyle, devam ediyor. İllegal organizasyonlar kuruldu. Yani devletin eliyle, kontrgerilla, JITEM'dir. Bunlar eliyle yapıldı. 2002'de AKP hükümeti iktidar oldu. O da belli bir döneme kadar. 2005'e kadar çok yoğun yine savaş devam etti. Evet. 2005'te dedi ki bu mesele benimdir. Devlet yanlış yapmıştır. Devlet adına özür diliyoruz. Diyarbakır'daki meşhur konuşması. Sonra 2006'ya geldik. 2006'da tabii 2005 ile 2006 o yıl içerisinde hani Diyarbakır konuşmasından sonra yine çatışmalar arttı bölgede. Yine çok ciddi tehlikeli silahlar kullanıldı. Yani kullanılması yasak olan silah türleri kullanıldı. Biz mesela yargıya da başvurmuşuz bu konuda. Daha sonuç alınmış değil. Bunlar da 2006'da insanlar sokağa çıktı ve dedi ki dur kardeşim artık biz kabul etmiyoruz. Sen geldin dedin ki bu sorun benimdir. Özür diliyoruz devlet adına ama bir yıl boyunca birçok yerde çatışma var, şu var, bu var. Biz kabul ediyoruz. Sokağa çıktı. O sene 2006'da şey getirildi. Diyarbakır'a 9 tane PKK gerillası geldi yanılıyorsa cenazesi geldi evet. Ve bu kulüp tarafından kimyasal silah iddiasıyla evet. Hani bunu kullanıp kullanmadığını evet. Daha ispatlanmamış getirildi ve bir olay başladı. 2006'da Sayın Başbakan çıktı dönemin bugünkü Cumhurbaşkanı dedi ki kadın da olsa çocuk olsa kim olsa olsun gereğini yapar sivil insanları öldürür. Onun hemen devamında bir yasa çıkardı. Aydın Bey daha iyi bilir. Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suçluluğu evet. Bir yasa çıkardı. Herkesi topladı. Legal siyaseti topladı. Cezaevine attı. Makul şube yeterliydi şu anki. Evet makul şube. Daha kırsal kesimde de PKK ile çok ciddi bir çatışma süreci başladı. Nereye geldi? 2009'dan bu süreç başladı. 2011-2012'nin sonlarına doğru. Çok evet. Gerek şeyin de açıklamaları oldu. Fethullah Gülen'in de açıklaması oldu. Hatırlarsanız 5000'de olursa, 50.000'de evet. Olursa kökünü getireceksiniz. O evet. Süreçte çok yoğun bir operasyon yaşandı.
Oradan sonra hani bu süreç başladı. Şimdi bu süreç belki ikinci dönemde değineceğiz. Son derece önemlidir. AKP hükümetinin yapmış olduğu çok önemli bir iştir. Niye söylüyorum? Niye söylüyorum bunu? İmha ve inkar ettiğin bir halkın temsilcisiyle resmi olarak görüşüyorsun. Bu inanılmaz. Bu önemli bir şeydir. Evet, bu önemli bir şeydir. Ama bu önceki devlet politikasıydı yani. O diyoruz inkar. Evet, evet. Asimilasyon. Yani geçiş. 2000, evet. 2000 geçiş işte 12, evet. 2013'e kadar böyle geliyoruz, tamam mı? Evet. Ha, öncesi şimdi bazı şeyler vardı hani. Olabilir. Görüşmeler şu bu falan vardı ama ciddi anlamda. Ama 2013'te şimdi geldik buraya. Bundan sonrası artık önemli bir şeydir. Evet. Ha, bundan sonrası ne yapılacağı, ne edecek? Ha, AKP hükümeti döneminde de yine siyasal cinayetler işlendi. Yine çatışmalar yoğun oldu. Yine insanlar öldürüldü. Yine işkence var. Yine kötü muamele var. Çünkü bu istatistiklerin hiçbir tanesi ben... Her rakamın biz arkasındayız. Her rakamın. Ben burada bir şey sormak istiyorum da. Şimdi... Son iki yılda çatışmasızlık ortamında olayların olmadığını söylediniz. Evet. Burada hak ihlallerini genelde yapan tarafın devlet olduğunu söylediniz. Evet. Ama öbür taraftan 2013-14 yılında baktığımız zaman örgütün de aslında çok masumca durmadığını gördük. Evet, evet. Yani buna bir tepkiniz oldu mu tabii acaba? Şimdi şöyle örgütün... Yani yol kaçırmalar, adam tabii, kaçırmalar... Tabii tabii. Mesela biz bu yol evet. kesmelerine bizzat ben o kendileriyle görüştüm. Evet. Yani yol kesme olayında bunu bitirmeniz gerektiğini, bu hakkı ihlali olduğunu, bu yaşam hakkı dahi ihlal ediyor. Çünkü hastalar geliyor, şu yapıyor. Bunu biz kendileriyle de konuştuk. Kırsalda sorumlu olan, o bölgede sorumlu olan insanlarla da konuştuk. Bu bir adam kaçırma dediğiniz yani alıp koyuyor, götürüyor, evet. şu bu. Bunu bizzat ben kaç sefer o da yaşam hakkına tabii kaç sefer evet, gitmişim, evet, getirmişim, evet. Şey yapmışım, yanlış olduğunu söylüyoruz. Kuşkusuz bu. Şimdi biz bir de özendirici tarafı da ortaya çıkıyor Sayın Başkanım. Yani eşkıyacılık ve keyfiyecilik ortamını ortaya çıkarıyor ve insan dolayısıyla şunu söyleyeyim. Şiddet kimden gelirse gelsin. Birinci bölümü sonuna geliriz. Şiddet kimden gelirse gelsin kabul edeceğimiz bir şey değildir. Ben bir şey daha sorayım eğer zamanımız varsa. Başkanım bildiğiniz gibi bu çocukları da kaçırılan evet. ailelerin bir evet. eylemleri oldu. Evet. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin hı-hı. önünde hı-hı. zabıtalar onlara çok kötü bir muamele yaptılar. Özellikle evet. onların oradan gitmesi için evet. bir şekilde böyle bir kötü muamele tabi tutuldu. Sonuçta onlar da anneydiler. Çocukları dağa gitmişti. Hı-hı. Bunların serbest bırakılması en haklı talepleriydi. Bu konuda sizin bir girişimizi ben aşağısı görmedim. Yok. Şöyle ki niye şey olmadı? Bizim aileler bize başvurur. Aileler bize başvur, birkaç aile bize başvurdu. Bizim başvuru mesela diyor ki çocuğun yok, kayıptır. PKK'ya katılmış ya da işte onların dediği şeyle evet. PKK kaçırmış. Neyse ben onu başvurusunu aldım, savcılığa başvururum. Ailenin talebi çünkü bu kayıptır. Evet. Tamam mı? Onun ötesinde bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Cumartesi annelerine, barış annelerine gösterdiğiniz ilgi alakayı bunlara gösterdiğini bak, düşünüyor cumartesi musun? Cumartesi annelerin hepsi sivildir. Çocukları kaybettirilen insanlardır. Tamam. Yani öldürülmüş olan insanlar. Anne olarak ben, anne olarak değerlendirin. Mesela sonuçta bizim orada geri aileleri yok. Yani hepsi kayıp ailelerdir. Evet. Sivil ama insanlar. Sonuçta bunlar da işte bunlar mı kayıp ailelerdir? Aynı şey söyleyeyim. Bak mesela Dağ Kapı Meydanı'nda bu insanlar çadır kurdular, eylem yaptı. Evet. En doğal hakları. Evet. Aynı şeyde vilayetin önünde de insanlar çadır kurdular. Mesela biz onunla da ilgili bir şey yapmadık. Yani niye yapmadık? Çünkü bizim işimiz değil o. Niye bizim işimiz? Şimdi o diyor ki benim çocuğum cezaevindedir ya da gerilere katılmış. Ben evet. çocuğum gelsin. Barış ortamı sağlansın. Evet. Ha ben zaten o barış için mücadele ediyorum. Ben o benim işim. Ama ben bu aileyle birlikte oturma yani aileyle barış olsa zaten çocukları gelir diyor. Ben onunla uğraşıyorum. Evet. Barışın gelmesi için uğraşıyorum. Çocukların işte eline silah almaması için uğraşıyorum. Bir daha savaşın başlamaması için uğraşıyorum. Yani ama ben o aileyle sürekli o çadırda orada eylem yapma bu benim işim değil. Ben şu tespiti yaparım. O aileler için de aynı tespiti yaptım. Raporumu tuttum. Burada böyle bir şey söz konusudur. Bir ihlal söz konusudur. İşte o valinin önünde oturan aileler için de aynı şey yaptık. Ama ailelerin benden istediği şu.
talepleri oldu, yerine getiremem. Nedir talep? Diyor ki git benim çocuğumu getir. Ama başkanım şimdi burada... Ben de devletin işi aslında. Hayır yani devletin işi değil de. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. İşlem başlatılabilir yani. Savcılığa başvuruyoruz. Başkanım burada... Siz kandile nasıl yazı yazıyorsunuz? Başkanım şimdi kandile yazı yazmazsanız ama ben şunu çok iyi biliyorum. Evet. Mesela özellikle kaçırılan kaymakamların, askerlerin, ailelerin size geldiğini... Hı hı. Bu konuda geçmiş dönemlerde size geldiğini, ihaleye geldiğini ve ihalenin bu konuda girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Evet. Yani aynı durum değil mi? Bu çocukların bırakılması eğer varsa öyle bir şey, biliyor musun kaçırma noktası? Aynen açıklamam. Evet. Ben yol kesme olaylarında şurada burada karşılaştığım sorunlarla işte bunların bırakılması, bu ailelerin dinlemesi noktasında biz taleplerimizi ilettik. Ama şifayen iletiyoruz. Yani resmi yazı olarak değil. Resmi sonuçta olarak... siz Kandile'de görüşüyorsunuz bu konuda. Yani şimdi, böyle bir şey var mı? Teyit getirme imkanı yok mu? Uzman çavuş. Teyit getirme imkanı yok muydu mesela? Yok. Bizim böyle bir şeyimiz imkanımız olamaz. Yani yol kesme olayında mesela gidiyorsun orada yol kesenlerle mecburen görüşmek zorundasın. Ama onun dışında şimdi Kandil'e ben gittim 8 tane askerin ve şeyini getirdim yani Ece. Ama bunlar farklı şeydir. Bunlar o gençler gitmiş ya da işte alınmış. Yani o askerin aileleri de gelip size başvuru yapmış. Siz gitmişsiniz o ekibin içinde. Nasıl çözüme ulaşmış? Nasıl gitmişim biliyor musun? Ben bu aileler bize müracaat etmiş. PKK'ya de demiş ki bu kişiler benim elimdedir. Şu anda esirdir. İşte ben onu soruyorum. Burada PKK benim elimdedir dememiş mi? Bu çocuklar işte bizim elimizde de dememiş mi? PKK bize demiyor. Yok dememiş. PKK şunu söylüyor. Yani ben basında izlediğim kadarıyla, yayın organlarında izlediğim kadarıyla şunu söylüyor. Diyor ki şu anda kendisi kendi iradesiyle gelmiş diyor. Ama bu doğru zımni kabuldür. Çocuklar buradadır, bizim yanımızdadır. Onu düşünsen. Zımni kabuldür ben yani. Şimdi ama siz, 18 yaşından öncesine reşit olmayan insanları kendimiz asıl. Doğrudur. Yani orada örgüt açıklama yaptı. Biz bu çocukları almışız yanımızdadır. Onu da kabul ediyoruz. Ama bunları hiçbir şekilde silah altına almamışız. Bunları daha başka yerlerde değerlendiriyoruz doktor. Ama 18 bizim misyonumuz bizim görev biz bazı şeyler biz yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Çünkü bizim işimiz değil. Şimdi ben işte şunu derim. Bakın şunu derim. Çocuk yaşta insanlar silah yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Başkan yanlış anlamayın. Yok. İnsan haklarını savunan bir derneğin dışarıdan bakıldığı zaman çok objektif görünmesi gerektiğini söylüyorum. Kesinlikle. Ben de size şunu söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim. Bakın biz belli bir yere kadar bizim işimizdir. Şimdi bak ben tekrar söyleyeyim. Bu kişilerin silah altına alınması doğru değildir diyoruz. Yani 18 yaşından küçük olana silah altına alınması doğru değildir. Kendi iradesi dışında alıkonulan şu olanlar özgürlüklerinde mahrum bırakılması gerek. Bunların kesinlikle serbest bırakılması gerektiğini söylüyoruz, tamam mı? Gerek Türkiye cezaevlerinde bulunsun. Bulunan şu anda çok... Daha açık bir şey sorayım başkanım. Dur, ben bitireyim sonra açık bir şey söyleyeyim. Ben bitireyim sonra. Evet. Gerek Türkiye cezaevlerindeki çocuklar olsun. Evet. Şu anda yüzlerce çocuk. Tabii. Gerek PKK'nın elindeki çocuklar. Evet. Kesinlikle bırakılması gerekir. Evet. Orada olmaması gerekir. Çocuklar ayrı yerlerde olması. 18 yaşını doldurmuşsa, iradesi şeyse gider PKK'ya katılır. Şuna gider. Yani taş atan çocuğun da iradesi aynıdır. Kesinlikle daha giden çocuğun da iradesi aynıdır. Aynı, ben aynı şeyi çocuktur söylüyorum. Zaten. Çocuktur. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben bunu açık yüreklikle anneler geldiği zaman da 3 tane aile bize gelmiş. Çünkü AK Parti bunlara sahipleniyor. AK Parti de çok öyle yani, sevdiğinden dolayı sahiplendi. Yani. Keşke AK Parti çocuklara... Hayır sahiplendiği için mi böyle bir şey çıktı onu söylüyorum. Yok. Aileler hani aileler hiçbir zaman ailelerin bu duygularını, bu şeylerini kimse suistimal etmemesi kesinlikle lazım. Saygı duyuyorum. Ailelerin ciğeri yanıyor. Bir evlattır, çocuktur. Kimi çocuğu olursa olsun şimdi, belki ben zaten oradan girdim. Ben yani, şunu söyleyeyim. AKP bu konuyu çok suistimal etti. Belki AKP bu kadar işin içine girmeseydi ben en azından kendi fikrimi söylüyorum. Belki PKK derdi ki kardeşim gelin çocuklarınızı görün. Buradaysa çocuklarınızı konuşun, alın götürün. Gelmek istiyorsa istiyor. Götürün. Evet. Gelmek istemiyorsa keşke böyle bir şey olsaydı. Ama bu konu ciddi anlamda hepsi aldılar, meclise götürdüler. Baktı. Peki şu anda sonuçta ilginiz var mı başkanım? Ne durumda? Yok ben bilgim yok. Şimdi ben o yüzden diyorum. Biz şunu yapar. Resmi olarak PKK'ya müracaat etme şeyim yok. Ama şunu söyleme şeyim var. Evet. Basın yoluyla söyler. Çağrı şeklinde. Çağrı şeklinde. Bizim bunu genel merkez üzerinde yaptırdık. Evet. Çağrı üzerine bu aileler çok kullanıldı.
Ya bu çocuklar sadece AK Parti'de gittiler, CHP'de gittiler, BDP'de gittiler, bütün siyasi başkanı tamamen çalacak. Az önce şimdi anne yüreği şeffaftır. Yani kesinlikle. Anne için yani hani bir empati yapmak lazım. Yani hani ya ne demek? Ciğeri yanan ateşin düştüğü yer. Ya bizim çocuğumuz da herhalde fark etmek yani. Yani anne çözümü kimden buluyorsa, AK Parti'den buluyorsa, AK Parti'de gidecektir. Kandil'den buluyorsa, Kandil'de gidecektir. İHAD'de buluyorsa size de gelecektir. Yani bunu bence... Herkeste üstüne düşen karşılamak lazım yani. Ama suistimal etme doğru değildir. Evet. Evet, şimdi hiçbir zaman, bakın hiçbir zaman AKP hükümeti polise taş atan, hani o taş atan çocuklar var ya, evet. Yüzlerce çocuk cezaevinde hiçbirisinin ailesini alıp götürüp mecliste konaklamadı, ziyaret etmedi. Bu suistimaldir. Anneler annedir. Bakın ister onun kim annesi olursa, isterse onun annesi. Hepsini aynı. Bu aynı. 27 yıllık savaşta evet. 600'e yakın çocuk katledildi bu coğrafyada, biliyor musun? Evet. Sadece Ceylanlar gibi, Uğur Kaymazlar gibi, şu gibi. Enesler gibi 28 Mart olaylarında 2006'da çoluk da olsa kadın da olsa ne kim olursa gereğini yapar dedi ve yapıldı. Yasin çocuk Börü'yü de evet, çocuk. Yasin Börü'yü de unutmamak evet. lazım. Ben şunu söylüyorum. Yani aynı hassasiyeti bütün vatandaşlara göstermek lazım. Evet. Kullanılmaması gerekir. Bu konuyu bize siyaset evet. yapmaması gerekir. HDP siyaset yapıyorsa yanlıştır. AKP de siyaset aynen, yapıyorsa evet. yanlıştır. Ama ben şunu söylüyorum. Bizim de alan, biz İnsan Hakları Derneği'nde insanlar çok şey bekliyor. Çok bizim görevimiz nedir biliyor musunuz? Kendinize büyük bir misyon yüklemişsiniz. Yok yok, misyon değil. Görevimiz nedir biliyor musunuz? Biz durumu tespit ederiz, evet. raporlarız, yayınlarız, hukuki destek sunarız. Hukuki evet. destek. Şimdi mesela bana şu PKK şunu başkanım, desek. Haksız da değiller çünkü 90'lı yıllarda bir sürü faili meçhul cinayetler yaşandı. İşte bir sürü kötü olaylar yaşandı ve İnsan Hakları Derneği gerçekten evet, evet. çok büyük rollerle bu yani evet, yaşam hakkının bitmesi noktasında. Ben şunu bitireyim sonuçta. Bu aileler gelmek üzereyiz. Bu, yani, bu mesela PKK ya da devlet kim olursa dese ki gel burada bu kişiyi ben sana teslim edeceğim. Al götür. Ben her koşulda giderim getiririm. Ama sizin girişimiz olması lazım ki gel al demesi lazım. Yok, girişim bizde olmuyor. Bizde çağrı oluyor. İşte çağrı. Yani çağrınıza şey, cevap evet, verirse. Evet. Yani. Evet, değerli izleyicilerimiz, birinci programımızın da sonuna geldik. Birinci programımızda değerli başkanımız güzel açıklamalarda bulundu. Şiddet kimden gelirse gelsin. Şiddeti kınıyoruz. Şiddetsiz bir ortam olması için de hukukun üstünlüğünün olması gerektiğini inancındayız. Çocuk hakları, kadın hakları hiçbir şekilde kimseyenin suistimal edeceği bir alan değildir. İkinci bölümde de genelde hararetli geçen, genelde biraz daha böyle verimli geçen program ikinci bölümümüz olur. İkinci bölümde 6-7 Ekim olaylarını, çözüm sürecini konuşacağız. Birazdan tekrardan beraberiz. İyi akşamlar diliyoruz. Tekrardan iyi geceler diliyoruz. İkinci bölümümüzde yine sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümümüzde insan haklarının evrensel bildirisi ve hak ihlallerini konuştuk. İkinci bölümde de birinci bölümde görüştüğümüz şuydu. İnsan haklarının doğuştan gelen, devredilmez, yadsınmaz haklarının olduğunu söyledik. Türkan Hocam'la ben başlamak istiyorum. Sayın Gürler, İnsan hakları bazında devletin görevi nelerdir? Yani devlet bu doğuştan gelen haklarla ilgili ne tür bir görevleri var? Aslında çok nettir. O kadar az ve özdür ki devlet bu hak ve özgürlükleri yasalarla, anayasa ile güvence altına almak zorunlu vardır. Devletin üzerine düşen görev budur. Evet, yani şöyle söyleyebilirim. Bazı haklar bireylere doğal olarak
aittir. Çünkü bunlar bireyin sivil toplum düzeni içerisinde yaşamaya başlamasından önce de vardı. Bu hakların başlıcaları yaşama hakkı, özgürlük ve mülkiyet hakları, insanın bir toplumsal sözleşme aracılığıyla sivil topluma girmesinin anlamı devletten bu hakların kendisini değil fakat yalnızca korunmasını talep etme hakkı vardır. Hakların evet. kendisi zaten var olduğunda bu konuda sadece devletin ne yapması gerekiyor? Devletin üstüne düşen görev, devlet bu hak ve özgürlükleri anayasalarla ve yasalarla güvence altına almak zorunda. Evet, yani diyorsunuz. Yani farklı bir görevi evet. yoktur. 82 anayasasıyla birey devlet için vardır mantığı gödülüyordu. İnsan haklarına saygı ama birey devlet için vardır. Yani devlet kutsanmıştır. Bireyin amacı devleti oluşturmak, devletin güvenliği sağlamaktı. Bu özellikle çözüm süreciyle artık bu 82 anayasasının bize o gümleğin dar geldiğini görüyoruz. Artık birey devlet için değil, devlet birey için vardır. Yani diyorsun devletin görevi, asıl görevi bireyi korumaktır. Bireyin hak ihlali oluşacaksa yasal güvence getirilmelidir. Yani Aydın Hocam Cevdet Bey diyor ben, ya insan hakları beyannamesinde ne diyor? Diyor ki yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır diyor. Evet. Bakın burada dikkatini çekmemiz haktır, vardır, verilmiştir. Yani doğuştan gelen haklardır. Devletin de görevi bunu korumaktır. Devletin bunu korumasıdır. Evet. Bu kadar basit. Eğer siz bu görevi yerine getiremiyorsanız evet. bir arıza vardır demektir. O zaman işte biraz önce başkanımın bahsettiği konular çıkıyor. İhlaller ve ihmaller ortaya çıkıyor. Cedet Bey bu konuda ya ben açıkçası birey devlet için mi devlet birey için mi bu ya 82 anayasasının hemen girişinde insan haklarına saygılı ifadesi geçer değil mi? Evet. Ama bugün en çok insan hak ihlallerinin yaşandığı anayasalardan bir tanesi de 82 anayasası. Demek ki insan haklarını yasalara, anayasalara bağlamak çok da doğru değil. Neden doğru değil? Diyelim ki 82 anayasasını biz antidemokratik buluyoruz. Evet. Her ne kadar içinde tabii insan haklarına saygılı da dese bile insan haklarının çok öncelemediğini görüyoruz. Velev ki diyelim ki işte 2015 yılında AK Parti iktidarı yeni bir anayasayı ortaya koydu. Peki bunu ölçtü ne olacak? Yani insan haklarına saygıyı veya insan haklarını önceleyen kriterler ne olacak? Bunu hemen başkanımıza soralım. Kendine özgü bir insan haklarını ortaya koyacak. Bugün dünyanın bütün neresine giderseniz gidin. Devletler, hükümetler kendi erklerine göre, kendi güçlerine göre bir anayasa hazırlayıp onu vatandaşa dayatmaktadırlar. Burada çözümün aslında biraz önce Türkan Hocam dediği gibi o bahsettiği şeylerin aslında 1400 sene önce İslam dini, mensup olduğumuz din bunu güvence altına almış. Doğuştan dediniz ya. Evet. İnsan hakları mücadelesi hakları elde etmeye doğru olan bir mücadele değil mi başkanım? Hı hı. Ama dinimiz sende, senin doğar doğmaz, dünyaya getirir gelmez sana yüklediği hakların kaybında, gaspında ortaya çıkar. Müeyyide uygular. Burada aslında bir tezatlık var. Yani bugün ben güçlüyüm, anayasayı ben hazırlayacağım. Anayasal insan haklarına özgü prensipler neyse kendime özgü bir şekilde hazırlayacağım. Burada bir tezatlık var. Tezatlık yok mu başkanım? Yalnız şunu ben söylemek istiyorum. Şimdi Anayasa Komisyonu 3-4 yıldır yani yeni bir anayasa çalışmasını yani hem STK'lar nezdinde hem hükümet nezdinde, partiler nezdinde çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Yani şöyleydi, 9 üye seçildi, her partiden 3'er üye. Her partinin 3'er üye. Yani ben itirazım burada sonuçta her partiden bir kişi de olsa, ve ki dışarıdaki siyasi partileri de dahil etseniz, 70-80 tane insanı bir araya getirseniz, bu bir insan ürünüdür. Evet. İnsanı olduğu yerde de hatanın olma ihtimali çok yüksektir. Kendine özgü kurallar koyar. Onu genelin çoğunluğuna uygun bir şeyin olmasını ben çok fazla açıkçası doğru bulmuyorum. Allah bizleri yaratırken bize bazı haklar vermiş. Evet. Biz bu hakları eğer evrenselleştirirsek, genelleştirirsek, bugün işte 1948'ten itibaren var değil mi bu evrensel beyanname? Ama bu evrensel beyannameyi çıkaran
insan haklarından den vuran batılı devletler bugün Afganistan'a bombalar yağdırırken de adaletten bahsediyor, insan haklarından bahsediyor. Bu bir çelişki değil mi? Amerika'sı Orta Doğu kan gölüne çevirirken İngiltere'si, Fransa'sı, bilmem Avrupa'sı bombalarla bir kitleyi, bir ırkı yok ederken yine ben özgürlük, demokrasi, insan haklarını götüreceğim kaygısıyla bunu yapmıyor mu? Demek ki burada bir sıkıntı var. Burada bir çelişki var. Kime göre, neye göre demokrasi? Aynen öyle. Demokrasi. İşte burada insan haklarını biz İslam terazisine vurmadığımız sürece insan hak ve ihlalleri kıyamete kadar devam edecek. Ben burada bir örnek vermek istiyorum. Evet, buyurun. Bariz bir örnek. İnsan Hakları Mahkemesi'nin belki de bütün dünyaya örnek olması gereken bir örnek. Hazreti Ömer döneminde Mescid-i Nebevi artık çok büyüdüğü için insanlar geliyor namaz kılmaya, cemaate vesaire falan filan. Artık yetmiyor. O Mescid-i Nebevi'nin genişletme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve ne yapıyorlar? İşte bugünkü kentsel dönüşüm dediğimiz istimlak kamulaştırma yöntemiyle etrafındaki evleri satın alarak, bedelini ödeyerek bir şekilde büyütmeye çalışıyorlar. Evet. Birçok insan madem ki Mescid-i Nebevi büyütülecek, canımız da malımız da feda olsun, para da istemiyoruz şeklinde böyle bir talepte bulunuyorlar. Böyle ama gel gör ki bir tane ev var, o evde Peygamber Efendimizin bizatihi amcasına ait, Hazreti Abbas'ın kendisine ait. Diyor ki kusura bakmayın ben evimi vermek istemiyorum. Ya diyor nasıl olur? Biz bedelini ödeyeceğiz sana. Vermek istemiyorum diyor. Bu benimse, benim hakkımsa, bu mülk benimse ben vermek istemiyorum. Tabi orada hemen olay mahkemeye intikal ediyor. Yine mahkemede de Hazreti Abbas yine davasından vazgeçmiyor. Hakkından vazgeçmiyor. Parasını verelim, fazlasıyla verelim. Yok. En son diyor ki mahkeme diyor ki yapacak bir şey yok. Bu insan eğer kendi mülkiyetinden, kendi rızasıyla vazgeçmiyorsa siz onun evini yıkıp mescit yapamazsınız. Hazreti Abbas burada diyor ki artık dağılabilirsiniz, bitti diyor. Yani bu gayrimenkule, bu mülkiyete siz el koyamazsınız. Herkes eline gitsin. Tam o esnada Hazreti Abbas diyor ki bitti mi şimdi? Bitti diyor. Diyor ben de kararından vazgeçtim. Evimi mescidin yapılması için vazgeçiyorum. Peki bunu niye yaptın? Bütün dünya bunu görsün diye. Bütün dünya İslam'ın insan haklarına verdiği değeri görsün diye. Biz bu noktaya gelmediğimiz sürece bir değil bin tane evrensel beyanname de yayınlasak insan hak ve ihlalleri yaşanacak, yaşamaya devam edecek. İşte bugün Güneydoğu'da 90'lı yıllardan bugüne kadar binlerce insanımız öldü ve halen devam ediyor. Neden? Neden? Yani bütün bugün dünyanın birçok ülkesinde 1 milyonu bulmayan 40'a yakın ülke var. Lichte ismini unuttum şu anda. San Marino gibi 40-50 bin nüfuslu olan ülkeler var. Ama Türkiye'de 20 milyon, Orta Doğu'da 20 milyon 40 milyona yakın Kürtler var. Bunlara devlet isteme noktasında bir talepleri olduğu zaman olmaz. Bu en büyük hak ihlali değil mi? Dolayısıyla siz insan hakları kriterlerini İslam'a uydurmadığınız sürece siz gerçek adaleti de sağlayamazsınız, insanları da mutlu edemezsiniz. Burada şurada size bir ekleme yapmak istiyorum. Veda hutbesinde diyor ki mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız, namuslarınız öyle mukaddestir ve her türlü tecavüzden korunmuştur. Ne zaman bu olmuş biliyor musunuz? Devlet olduktan sonra bu ifade kullanılmış. Ben biraz önce tekrar söyledim. Devletin görevi bunu koruması ve korumayı güvence altına aldıktan sonra bunun devamını ve sürekliliğini sağlamasıdır. Korumasıdır yani bir şekilde. Ben bunu hep programlarımızda ya ben bir örnek vereyim. Devlet baba diyorum. Devlet baba. Evet. Baba. Baba. Yani bizim baba zulmedi. Baba zulmedi burada. Burada muamelesi. Devlet kültürümüzde. Devlet erkektir biliyor musun? Erkekler de. Ana mı diyelim diyorsunuz? Devlet erkek. O zaman değiştiriyoruz. Başkanım burada yine bir çelişki yok mu? Mesela yani bu ülkeye darbe yapan Kenan Evren de insan hakları diyor. Evet. Mazlum da insan hakları diyor. Evet. Mısır'da darbe yapan Sisi de insan hakları diyor. Mağdur olan Müslüman kardeşler de insan hakları diyor. Evet. Hangi insan hakları? Evet. Kime göre, neye göre? Evet. İşte bu çok önemli. Bu önemli. Peki başkanım herkese biz göre. Biz ikinci bölümün başında birey devlet ilişkisinden bahsettik. Yeni anayasanın gerekliliğinden bahsettik. Bu konuda yani insan haklarının ihlalinin
özellikle din, vicdan, özgürlüklerin ihlalinin veya gösteri ve yürüyüş hak ihlallerinin yaşanmaması açısından yeni anayasada olması gereken kriterler, maddeler olmazsa olmazınız yani nelerdir? Böyle bir çalışma yani biz, taslağı da sunduk, önerimizi de sunduk. Bizim önerimiz çok nettir. Özgürlüklerin eşitliğin olduğu bir şeydir. Yani bireysel ve kolektif hakların güvence altına alındığı. Yani bu bireysel ve kolektif haklar çok geniştir gerçekten. Bireyi birey yapan, insan yapan. Sıkı sıkıya bağlı. Sıkı sıkıya. Yani şimdi bu demin bahsettiğiniz İslam'da da ya da başka nerede referans alıyorsak alalım. Evet. Yeter ki ona bağlı kalalım. Ona sadık olalım. Biliyor musun? Ama maalesef devletler, devlet ve iktidarlar daima iktidarlarını güçlendirmek, güçlü hale gelmek, sürekli orada kalmak, o devleti baskı unsuru olarak sürekli tutmak için bunları bir kenara atmışlardır. Şimdi Avrupa'dan bahsettiniz, Amerika'dan bahsettiniz. Bunlar da çok ciddi anlamda bedeller ödediler. Milyonlarca insan öldürüldü, katledildi, savaştılar, şunu yaptılar, bu yaptılar ama en nihayetinde belli bir noktaya gelindi yani. Kuşkusuz Amerika'nın bir yüzünü görüyoruz. Öbür tabii, tarafta yine şu anda insan haklarının yani siyahi vatandaşlara karşı hak ihlalleri çok ciddi problemler var. Yani. Ve çok ciddi problemler. Şunu söyleyeyim. Yani kendi vatandaşının refahını artırmak için Orta Doğu'daki ülkeleri kan gölüne çevirebiliyor. Evet. Biliyor musun? Yani bu bütün bunlar oluyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Şimdi bizim önemli olan demin söylediğiniz gibi yani bu ülkede yaşayan önce kendi evin içinden başlayacaksın sonra kendi ülkende yaşayan noktasında sen ne derecede samimisin, ne derecede uyguluyorsun. Ben hani bireysel ve kolektif haklardan bahseder ki etnik ayrım yapmıyorum kim olursa olsun. İnanç özgürlüğünden bahseder ki hiçbir inanç ayrımı yapmıyoruz. Onu güvence altına alır. Ve siz bunları yaptığınız zaman devlet küçülür. Devlet küçüldüğü zaman insanların değeri artar. İnsanlık değeri artar. Toplumun değeri, halkların değeri artar. Ve bu şekilde şey olur. İstenilen düzeyde olur mu? Olmaz. Zaten sürekli sıkıntılar olur. Ve insanın hakları sürekli değişen, dönüşen şeylerdir. Yani ilk başta hani bireysel haklar var, kişisel ve siyasal doğuştan sahip olduğumuz haklar vardı. Önce onun korunması gerek. Yani insanı insan yapan değerler, vücut bütünlüğü, insanlık onuruna yakınır. Evet. Yani her şey. Şimdi bir de bunu besleyen şeyler olması gerek. Ekonomik ve sosyal haklar. Bunu genişletmek gerekir. Sonra bu da yetmiyor. Tamam. Sen kişinin haklarını korudun, yaşam hakkını korudun. Ona ekonomik ve sosyal haklarda yetin. İşte eğitim hakkıdır, sağlık hakkı, barınmadır. Sağlık bir çevrede yaşam hakkı da şey yaptı ama yetmiyor. Barış içinde de yaşaması gerekir. Eşit koşullarda dünyanın neresinde olursa olsun bunu yaz. Bu şekilde olması lazım. Bizim ülkemizde çok ciddi sıkıntılar var. Bizim ülkemizde sürekli tekçi bir zihniyet var. Tek tipleştirilmiş bir yani Türk ve Sünni bir paradigma üzerinde bu devlet kuruldu ve böyle gelindi. Yani herkesi ötekleştirdi. Herkesi yok saydı. Aslında Sünnilik de yoktu ya. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türk ve Sünni'yi korudu. Başkanım bunu da etmedi. Şey. Türk olacaksın. Hanefi olacaksın. Sünni olacaksın. Hanefi olacaksın. Hanefi'nin de moderni olacaksın. Evet. O kadar ayrıntı aynen, tabii. Aynen. O şekilde. Yani bize kimse böyle demedi. Bu ne? Biz zaten Şafi'yiz bir kere. Biz de Mariçin ötekiyiz. Bunun üzerine şekillendirip geldiler buraya kadar. Şimdi hani kimsenin doğrusu hani o 82 anayasası, o darbe anayasası diyoruz. Onunla şey yaptı. Şu anda işte geliyor örneğin baraj sistemine takılmış. Mesela baraj sistemi. Şimdi bu baraj sistemi niye geldi? Yani hepimiz biliyoruz. İslamcıların ve Kürtlerin meclise girmesini engellemek içindi. Evet. Darbe anayasası, ulusalcıların... Evet. Layık işte kendilerine Kemalist diyen grubun çıkardığı bu meclise İslamcılar ve Kürtler girmeyecek.
Ha, bunun için %10 getirdiler. E şimdi İslamcılar girdi, diyor ki Kürtler girmeyecek. Bu sefer onu yapıyor. Hani bu çok kötüdür. Dolayısıyla sen kendin için istediğin şey başkasına da istediğin zaman İslami değerler de oturur. Evet. Onun felsefesine göre de hareket etmiş oluyorsun. Bizim işte demin işte şeyden itibaren başladınız yani Fransız ihtilali, Magna Carta'dan Fransız ihtilalinin ihtilaline, Amerika'daki sözleşmelere geldi Birleşmiş Milletler bugüne kadar. Yani bu yarın bir gün başka şeyler de çıkar. Orta Doğu'da yeni bir belki bir hareket çıkar. Yeni gelişmeler olur. Dolayısıyla işin özüne saygılı olacaksın. İşin özüne saygılı olacaksın. Saygı yetiyor, biraz da samimiyet de gerekiyor. Yani saygı dediğim tabii, saygı şudur. Yani şimdi şunu söyleyeyim, ben sizi sevmesem de sizin hakkınıza saygı duymam lazım. Yani orası öyle. Ben onu söylüyorum. Bunu korumamız gerekir. Ama iktidarcılık çok kötü bir şeydir. İktidarda kalmak, bunun bedeli çok ağır ödedi. Yani ben şunu size söyleyeyim, yani AKP hükümeti de bedeli ağır ödetiyor, ödetmeye de devam edecek gibi görünüyor. Bu çok kötüdür. Buna karşı her bireyin durması gerekir. Niye, nasıl durması gerekir? Gerçekten şunu çok samimiyet, yarın öbür gün hiç kimse bunu şey hesap yapmıyordu, AKP gelir. Bu kadar uzun sürede iktidarda kalır, bu kadar çoğunlukla. Yarın öbür gün hani aynı şeyde Anavatan da vardı, CHP de vardı. Yani hiçbir siyasal iktidar gelir, evet gelir, başkası gelir, aynı uygulama yaparsa yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yine aynı şeyi ve çok kötü de olur. Çok kötü de olur. O vesileyle biz şunu yapmak zorundayız. Kim olursa olsun. Onun bireysel haklarını geliştirmemiz lazım, saygı duymamız lazım. Kolektif haklar diyorum çünkü bu bahsettiğiniz gibi 20 milyon Kürt bu coğrafyada yaşıyor. Bu coğrafyanın adı Kürdistan'dır. Köyleri tahrip edildi, isimleri değiştirildi, isimler yoktu. Ciddi anlamda. Şimdi bazı gelişmeler var. Yani inkar etmemek gerekir, biliyor musun? Konuşuluyor, yani değiştirmeye çalışılıyor. 10 sene önce düşünemeyeceğimiz... Ya şu an gerçekleşiyor. Bu, ben gördüm diyebiliyorsam. Tabii. Yani bu bile benim konuşmamız için. Bile. Evet tabii. Yani gelişmeler var. Ya gerek da göz ardı etmemek Kürt siyasal lazım, hareketinin tabii mücadelesi sonucu, gerek AKP hükümetinin yapışmaları. Kürdistan Özgürlük Partisi diye partinin kuruluşuna geçen gün izin verildi. Hani bunlar artık bulunduğumuz çağda, bulunduğumuz şeyde çok şey kalıyor. Yani yetersiz ve ya bir anlamı da ifade etmiyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği, teknolojinin bu kadar geliştiği, artık sen dünyanın neresinde olursa olsun anında ulaşabileceğin bilgiye, kültüre, gizlilik bir şey diye kalmadı ya. Aynen. Gizlilik diye bir şey kalmadı. Yani bu böyle bir şeyde sen bazı şeyin önüne de geçemezsin. Yani engelleyemezsin. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Zorundalık ortaya çıkmış oluyor. Yani siz bunları yapmak zorundasınız. Eğer siz geleceğe daha farklı bir şekilde ve iktidarınızı sürdürmek istiyorsanız, Kürtler, Türkler birlikte oturup bu uzlaşma sürecini çok iyi yönetip sonuçlandırması gerekecek. Somut adımlar. Sadece Türkler, Kürtler dedi. Bütün ben şuradaki hakları iade edeceğiz. Bakın İsviçre. Ama bunlar yapılıyor. Şu anda helalleşme ve birleşme döneminde işte, köylere dönüş noktasından tazminatlar ödemesi. Köylere dönüş çıkarıyorsa ama dönemiyorsun. Çünkü koruculuk orada duruyor. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu göründüğü gibi değil. Göründüğü gibi değil. Gerçekten göründüğü gibi değil. Çok konuşulma var. Ben size söyleyeyim. Çok konuşuyoruz. Evet. Alabildiğince serbest konuşuyoruz. Bence çok kötü şeyler geliyor, biliyor musun? Yani. Sen konuştun, bakıyorsun tutuyor, sonra seni tutukluyorlar. Başkanım, bence şudur. Evet. Hani çözüm sürecinin olmasının en büyük de hani avantajı da insanların, az önce dediğiniz gibi, yani bizim çok konuşmamızın bir sonucu oluştu yani. Yani silah olmasın da, şiddet olmasın da, varsın ama, bizler konuşalım, varsın tartışalım. Aydın Bey, ben şunu da görüyorum. Ben AKP şunu yapıyor. Konuşun, konuşalım. Her şeyi konuşayım. Ama zaten, konuştuktan sonra uzlaşma oluyor. Yok yani. Bak işte o olmuyor. Uyguluyor. Gerçekten askeriyesi, yargısı, emniyeti, bürokrasiyi, bütün kurumları tamamıyla ve
şundan çok uzaktır şu anda. Ana dil eğitimde mesela inanılmaz derecede uzaktır. Öbür tarafta Osmanlıcayı zorunlu hale getiriyor. Yani belki önce Osmanlıcayı yok, niye önce Osmanlıcayı kardeşim? Önce bir Osmanlıca topluma, için şimdiye kadar bir hazır bir alıştırma yani. Hayır, Osmanlıcayı için şimdiye kadar bir tek bireyin talebi yoktur. Evet. Ama bu olmaz. Bak ben size ben şunu söyleyeyim. Ben size katılıyorum başkanım. Evet. Burada Cumhurbaşkanının şunu demesi lazımdı. Evet. Ne olursa olsun üç Osmanlıca tane için kullandığı kelimeyi Kürtçe için kullanması gerekiyor. Bakın şunu söyledi. Bak ben size bir şey söyleyeyim yani arkadaşlar. Ben o günde gelir diye düşünüyorum. Yok yok yani. gelme. Çok ben uzak olduğunu söyleyeyim. Umutlu olalım başkanım. Umut, ben her zaman umut fakirin diyor katığıdır. Şunu söyleyeyim. Bakın resmiyette hala evet. Kürt diye bir şey yoktur ha. Evet, evet. Bakın bir tek ne çıkardı biliyor musun? Dedi ki Kürtçe seçmeliler getirilmiş ya aslında öyle bir şey diyor ki yaşayan diller adı altında. Enstitü de o şekilde şu anda. İsteyen kişiler kendi diliyle seçmeli ders seçebilir. Evet. Osmanlıca yaşayan diller arasında giriyor o zaman. Tamam işte bunu zorunlu olmaması. Zorundayız. Şimdi o ayrı bir kendisi. Şimdi ben şunu söylüyorum. Yaşayan diller olsun. Buna da itirazım yok. Seçmeli dersimi yapıyorsun. Hiçbir şeyi getirmiyorsun. Tamam. Devamında ne getiriyor? Bak mesela buna itirazım yok şimdi. Dedi ki seçmeli Hazreti Muhammed'in hayatı Kur'an-ı Kerim dedi. Seçmelidir. İsteyen seçsin. Evet. Şu anda bütün okullarda zorunlu olmuş. Neredeyse. Evet. Bakın ben buna rahatsız değilim. Ama aynı samimiyetle evet. Diğer şeyde. Kürtler 3 tane okul açmaya girişimde bulundular. 3 evet, tane okul. Dedi ki ya bunların başına ama gelmiyor bir şey kalmadı. Ama yasal, yasal yollara başvurmadan. Hayır mesele budur. Zaten evet. Bu yasaları kabul etmiyoruz ki. Evet. Değişmiyor bu yasalar. Bakın ne oldu? Hayır, zaten anayasada Türkçe dışında başka bir ama şimdi sen şunu söyleyeyim. Yani, hani yasal anlamda izin verme imkanı yasal yok. Yasal anlamda sen eğer izin almazsan yarın o öğrenci ne diye oradadır? Yani hayır, orada hayır, öğrenci izin almaz. Doğuştan sahip olduğun haklara yasal izin olmaz evet. Olmaz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani sonuçta o öğrenci orada eğitim görecek. Orada bir belge alacak. Tamam değiştir. İşte değişmesi için anayasa değişmesi lazım. Anayasayı işte. Değiştir. Diyoruz ki anayasada o masum gereken nedir? Ama böyle bir irade. Evet. Hayır böyle bir irade ortaya koyması lazım. Anayasayı da AKP hükümeti istese değiştirir. 24 saatte değiştirir. Ya bunu ben size bir şey söyleyeyim. Kesinlikle. Yani ben bazı maddeleri ne kadar istemiyorsa ne kadar istemiyorsa bence HDP de istemiyor. Yok yok. Başımın aşağıya çekilme. Seçim barajı bak mesela AKP istese hemen düşer. Şimdi ben niye seçim barajını şunu söyleyeyim. Seçim barajının yani geçmişe baktığımız zaman 80'lerde başkanımız dedi ki işte Kürt ve İslami küçük partilerin evet, evet. Meclise girmemesi istikrar işte, adına istikrar pardon, adına işte evet, evet istikrar. İstikrar adına bu tür önlemler alındı. Ama hiç istikrar olmadı Türkiye'de alındı. Ha. Yani 2000'e kadar doğrudur. 2000'e kadar yok, olmadı. Şimdi yok küçük istikrar. Partiler. Şöyle hayır istikrar Avrupa'da Avrupa'ya baktığımız zaman yani bu Avrupa'da da yani baraj var ama %0 ile %5 arasındadır. Yani %0 ile %5 arasındadır. %5 barajı engeldir. Yani bence hani bir hukukçu olarak ben söylüyorum. Başkanımız da bir insan Avrupa Birliği'ne çevirmişse başkanımız da bir insan hakları savunucusu olarak veya diğer konuklarımız da kesinlikle barajın olmaması gerek. Yani %2-3 bile değil. Yani %0. Kim kendi düşüncesini Aydın kim nasıl yönetmek isteniyorsa burada sıkıntı ben bitireyim Cedi Bey. Kim nasıl yönetmek isteniyorsa kim kendi vekilini nasıl görmek istiyorsa bence o şekilde onu meclise göndersin. Yani kim nasıl yönetilmek istiyorsa o şekilde de yönetebilme hakkı vardır. Yalnız başkanım AK Parti'nin şu anda yani hani biz %10 barajını biz çektiğimiz zaman yine tek başına iktidardır. Olsun. Yani ciddi bir sıkıntı yok. Hayır. Ben size yanlış yani, yerde yaklaşıyorsunuz. Bak Aydın Bey. Evet. Siz yanlış tamam, diyoruz ki o şeyi kapatalım. Bakın ben size %10 barajını kaldırılmalı. Bak ben size şunu söyleyeyim. Siz ana dil eğitimi zorunlu, ana dil eğitimi hakkını vermek zorundasınız. Yaşam hakkını korumak zorundasınız. Kişiye işkence yapan kişileri yargılamak zorundasınız. Kesinlikle. Bunun üzerine gitmek zorundasınız. Kolluk kuvveti sen bu kadar yetki veriyorsun var ya kıyamet kopuyor ha. Evet. Yani siz mahkemelerde yargıçların tutumunu görüyorsunuz. Sahada polisin tutumunu görüyorsunuz. Bakın yani, eskide sen bir şey söyleyeyim. Eskide evet. Sadece eskide. Yani AKP hükümetinden önce evet. Sadece askeriye
şeyin elindeydi, hükümetin elindeydi, evet. Tamam mı? Şimdi askeriyede, yargıda, poliste, evet. Üçü de öyle. Bu kadar kendini güçlendir. Şimdi siz böyle diyorsunuz ya. Geçiyoruz bak. 17 Aralık'ı herhalde unuttuk. Başkanım 17 Aralık'ı unuttuk böyle. Yani beni ilgilendiren Diyarbakır Adliye Başkanım, Diyarbakır Adliyesi'nin önünde o belediye çalışanların, belediye başkanlarının o siyasi iradeyi temsil eden, tamam, başkanların, tamam, ellerinde yargının kelepçe takmasının o hangi i̇şte yargıydı? Yani bunu 17 Aralık, yani hani cemaattir, AK Parti'den başına ihtiyacı ama kadar, AK Parti'yi düşüren, hayır, AK Parti'yi tamam, daha da böyle. Şimdi mesela gelelim, şimdi tek başına iktidar değil mi? Paralel yapı da gitti. Evet. Nedir ya şu anda kamu güvenliği yasasını çıkarıyor, polise yetki veriyor. Makul şüphesiz bir hukukçusunuz. Yok, makul şüphe kabul etmiyorum. Yani makul şimdi şöyledir, kabul etmiyoruz ama yapıyor. Hayır, keyif, tabii, yani keyif. Keşke bizim polislerimiz, evet, insan hakları kültürüyle yetişmiş olsaydı, evet, kolluk kuvvetlerimiz, yargımız. O zaman şimdi diyor ki makul şube Avrupa'da da vardır. Bilmem ne, nerede de vardır. Ne de şimdi İsviçre'de diyor bu vardır. Şimdi İngiltere'de anayasa, peki, da yoktur ona bakarsan. Şunu söyleyeyim. Yani makul şüpheyi istismar eden bir emniyet görevlisi. Kimi yargılamışlar şimdiye kadar? Yani, kimi yargılamışlar? Daha makul şüphe daha yeni geldi. Yok, öncesi de kimi yani, yargılamışlar? Peki onunla ilgili size gelen makul şüpheye de gerek yok bazı evlerde. Bak şimdi ben size bir şey söyleyeyim. İnsan hakları kriterlerine ancak ama lakini bırakamayız. Evet. Hiç koşulsuz, evet, kabul edeceğiz. Herkes bu tabii, bu herkes şu anda için. Belki şu anda kısa vadede AKP hükümetinin işine gelmez baraj. Evet. Ama uzun vadede hakikaten bir baktın ki tak dibe şeyin altına, evet, kaldı barajın ve o zaman kıyamet kopar. Burada, evet, tezatlık şu başkanım, yani, mesela şimdi, yani bütün siyasi, evet, partiler iktidara gelmeden önce barajın kaldırılması gerektiğini söylerler. Ama en çok mağdur olan bu sistemde Kürtler kadar İslami çevrelerdir. Doğrudur. Hayır bakın ben size açık söylüyorum. Başörtüsüyle ciddi anlamda sorun yaşandı. Eğitim hakları elinde alındı. Dışlandılar, ötekileştirdiler. Kamuda çalışamadı. Bir biliyorsun, tane mağdur benim hocam. Bir tane, evet. Yani hem başörtülüydüm hem Kürttüm. Evet. Şimdi bir de kadındım. Ha, üç tane. Şimdi bu bütün bakın ötekileştirildi, sistem tarafından sürekli mağdur edildi, tamam mı? Evet. Evet. Şimdi aynı kişi, aynı iktidar, aynı grup şimdi iktidar olduğu, tam da erk olduğu, yani, evet, yargısıyla oldu, evet, evet, şimdi kendisine yapılanları o da başkasına yapıyor. Evet. Olmaz. Bak bu... Yani bu başkasına, evet, bak, olmaz. Aslında başkasına yapma noktasında biraz sıkıntı var. Aslında hepsine şimdi ben yetişmeye çalışıyor. Önceleri kim yapıyor? Kim bürokraside, yargıda, askeriyede kim yetkiliydi? Ulusalcılar, Kemalistler, değil, evet, mi? Evet. Şu anda bürokraside olsun, kadrolaşmada olsun, milli eğitimde olsun, bak, işte bak, sağlıkta olsun, şey, hepsi İslamcılar, değil, evet, mi? Yani. %95'i İslam'da bak şu anda. Bak ben bu nedir biliyor musun? Yani şu an siz diyorsunuz ki kamuda yarın öbür gün evet, bu değişebilir. Evet. Dönüşebilir. Evet. Çünkü şeydir yani sosyal siyasi, sosyal, evet, yapılar yani, evet, toplum değişebilir diyorsun. Toplum değişebilir. Yani geçmişe baktığımız zaman vatandaşın iradesi. Tek güvence sayı nedir biliyor musun Aydın? Tek güvence özgürlükleri, İnsan haklarını, kişisel, evet, ve kolektif hakları güvence altına alacaksın. Kim olursa olsun, evet, kim gelirse gelsin, dokunamayacak onlara. Evet. Dokunamayacak, koruyacak. Sen iktidar de gel. Bakın ben AKP'nin ya da BDP'nin, CHP'yle ben tartışmıyorum. %5 baraj olsun, %2. Sistemle. Yani, evet, sistemin. Yani. Şimdi bir en fazla bu 80 anayasasında şundan bundan rahatsız olan hükümet AKP diyor. Şu anda onun nimetlerinden yani iktidarı da getiren ondan faydalanıyor. Ben hani şu anda HDP de iktidarda olsaydı aynı şeyi söyleyecektim. Evet. CHP de aynı. Zaten hani CHP'yi ben tartışmıyorum. Çok iktidar sarhoşluğu mudur? Nedir bu? Anlamadık yani. Geç bu şekilde CHP iktidar olacaksa CHP iktidar olmadı ama şeyleri iktidardaydı. Yani bu fikirleri. X, evet, evet, onları yönetiyordu. Yani. Dolayısıyla sürekli zarar verdiler. O vesileyle bu ülkede biz bakın İslami değerler de olur. Ne olursa olsun insanı koruyan değerleri geliştirmemiz lazım. Evet. Ya şimdi sen Milli Eğitim'in kitaplarından
diğer bizi şekillendiren, bizim çocuklar şekillendiren baktığında gerçekten son derece kötü şeylerle karşı karşıyayız. Yapacağın şey çok basittir ya. Çok basit. Alnımızı kaldırılması mesela alnımızı da o da Kürtler için kaldırmadı ki. Dine aykırı olduğu için kaldırdı. Yani şimdi sen o da emliye. Ben şunu söylüyorum. Kaldırılması son derece önemlidir. Bakın ben eleştiriyorum. Bizim işimiz biliyor musunuz nedir? Biz bardağın boş kısmını görüp söyleriz. Evet. Bardağın dolu kısmı zaten devletin işidir. Şimdi siz AKP'nin yaptığı birçok şeyi sıralayabilirsiniz. Ben ona itirazım yok. Başkan bir de minnet etmeye gerek yok. Vallahi sıralarım başkanım. İtirazım yok. Çok da güzel sıralarım. Çünkü ama neden böyle sıralayabilirim? Neden böyle sıralayabilirim? Evet. Çünkü ben biraz önce söyledim. En büyük mağduriyeti yaşayanlardan bir tanesi benim. Tabii ki bunun getirişleri ve benim üzerimdeki yansımaları inanılmaz keyif verici. Ama eğer bir yerde de bir aksama varsa da ben bunu dur deme hakkına da sahibim ve bu hakkı da yine buradan alıyorum, bu güçten alıyorum. İşte dur demeniz bu da güzel. Duruyoruz. Demediğimiz değildir. Fakat hani inadına ben şöyle umutlu konuşurum. Yine hani o karamsar tabloyu çizmek istemiyorum. Hani ben hep bunu söyledim şimdi. İnadına barış, inadına demokrasi, inadına insan hakları, inadına bu yasaların güvence altına alınması. Mesela İşte hukuk inadına gelmiyor, hozgörüyle geliyor. Ama inadına derken yani bunu savunmak anlamında söylüyorum. Evet. Çünkü şöyle bir şey vardı, hani TRT şeş kurulduğu zaman hani birkaç ÖRF'den birkaç kesimden inanılmaz tepkiler geldi. Ama ben şunu söyledim, hani bunu da anayasal güvence altında alınması da biraz tam muallakta. İktidar değiştiği ya, zaman ne olur bilemem ama. Türkan Hanım, ben size tekrar söylüyorum. Yani ben burada eleştiri yaparken kökten bir şeye gitmiyorum. Yiğidin hakkını da yine vereceğiz ya. Bak şu anda örnek diyorum ki inanılmaz derece konuşuyoruz. Evet. Şey yapıyoruz, tamam mı? Dile getiriyoruz. Fakat bana sonucu yok. Sonuç lazım. Doğru söylüyorsunuz. Mesela başkanım şey vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin hani kadın politikaları gibi bir programı vardı. Evet. Daire başkanlığı vardı. İnanılmaz güzel çalışmaları vardı. Ve ben bu sonuçta neyi çıkarttım? Dedim ki ne güzel, ben bir kadın başkanın sunmuş olduğu olanaklar ve güzellikleri burada birlikte paylaşıyorum ve görüyorum. Bununla gurur duyuyorum. Tabii bu güzel tarafıydı. Ama ben belediyenin geçtiği zaman, değil mi? Yollardan geçtiğim zaman, güzel bir kent görmediğim zaman bu sefer de yermek zorunda kalıyorum. Üzülüyorum. Hadi keşke diyorum bu bayandır. Hani benim çocuğum nasıl bir yerde yaşar? Nasıl daha güzel şartlara, imkanlara sahip olur diye bu sefer de eleştirmek zorunda kalıyorum. Bu da benim en doğal hakkım. Şimdi iktidardaki şeyler için de söz konusu. AK Parti'nin 2002'den bu yana kadar, 2014 yılına kadar inanılmaz güzel atılımları ve el sunmaları oldu. Ha bunu daha da güzelleştirmek, daha da yapmak için. Mesela örneğin ben İsrail'i öteden beri eleştiriyorum. Gazze politikalarını, Filistin üzerine. Şimdi sürede de oldu başkanım. Ben şunu söyleyeyim. Mesela biz hükümete diyoruz ki ilişkinizi kesin İsrail'le, maddi, ekonomik. Kesinler, doğru. Diyor canım, diyor devleti yönetmek yani öyle bir muhtar bir köyü yönetmek bakalım midir? Yani bakalım mı? Yani bu yanlıştır. Doğru. Ben size şunu söylüyorum. Yani. Bakın tekrar söyleyeyim. Siz işine gelince yola çıkarken belli bir şey koydunuz ortaya. Dediniz ki dediniz ki biz insanı merkeze koyacağız. Evet. Devleti küçülteceğiz. Evet. Bu son derece önemli bir şeydir. Yani bunun için ya başkanım biraz süreç lazım. Lazım. Burada ben de deniyorum. Yani insanları biraz imaname derket. Öyle yok. Ben size katılıyorum. Benim yaşım geldi Kemal'e, ben daha yeni başörtümle derse gireceğim. Vay güle. Zaten 40-50 yaşından sonra bir kadın hani başörtmemek de örtmeyebilir de yani. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bu 2000 zamanında her şey güzeldi. Zaten başkanım, öyle dedi. Ülkelerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçmek zorundayız. Kesinlikle. Şimdi şunu 2002'de iktidara geldi, dedi ki ya bak ben daha yeğeni merhaba dedim. Evet. Hiçbir şey elimde yok. Haklıydı, biz de katılıyoruz. Yeni kadro, yeni... Hiçbir şey yoktu. Askeriye yoktu, karşısındaydı. Her an devirebilirdi onu. Her an devirebilirdi. Ama yine karanlık emniyette biraz emniyete cemaat vardı. Biraz vardı, tamam mı? Yargı. O dönemde o geldi. Evet, yargı tamamıyla Kemalizmin elinde. Evet. Her an devirebilirdi. Hiç kimse AKP'yi bu kadar eleştirdi. Teşebbüsler oldu 2003, 2004. Geldin, belli bir süre geldin.
ya askeriye şey emniyeti önce şey yaptın. Tamam, cemaatle beraber biz bilmiyorduk. Sonradan çıktı 17 Aralık operasyon. Canım yani bütün o zaman AK Parti'nin ekibi yok az önce dediniz yaptın. Yani bütün suçu da cemaatin üzerine atmak olmaz ki. Siz beraber yaptınız. Yani şimdi oturdunuz. Bu koalisyonu kurdunuz kendi içinizde. Hani biz duymuyoruz, görmüyoruz. Perde arkasında. Evet. Cemaat oturdu. Arkadaş Adalet Bakanı benim. Evet. İçişler benim. Öbürü dedi istihbarat da benim. Öbürü dedi benim. Böyle paylaştılar. Hayır. Tamam. Biz bilmiyoruz. Ve hepsini AKP olarak biliyoruz. Değil mi? Şimdi ben nereden bileyim? Yani, bence biliyorduk. Yok valla sen biliyordun ben bilmiyordum. Yani onu bilmiyorum şimdi. Geldik. Evet. Geldik şeye kadar. Şimdi 17 Aralık operasyonu tamam. Bir baktık o bunlar koalisyonlarmış. Birbirine resmi çektiler. O da hani iktidardan dolayı. Orada %10 barajda yetinmiş. %10 baraj. Koalisyon var orada. Evet orada varmış. Şimdi ne yaptı? Özel yetkili mesela mahkemeleri getirdi o dönemde, tamam mı? Biz buna karşı çıktık. Onu da kaldırdı. Biz ama imanımız gevredi. Dünya kadar Kürt siyasetçileri yargılandı, siyasi muhaliflere. Başkanım diyorsunuz. Şimdi ne oldu? Güzel adımlar olmuş. Kimin için kaldırdı biliyor musun? Kendisi için kaldırdı. Evet. Kendisi için kaldırdı. Cemaat onu yargılayacaktı. Aa dedi dur. Şu an Cumhurbaşkanı olmuş yani. Dur ama dur bak bir dakika. Kalktı orada bir darbe yaptı kendisi cemaate karşı. Özel yetkilileri kaldırdı. Evet. Kendi mahkemelerini kurdu tamam mı? Ama dedi ki o mahkemelerde yargılananlar o şeyde o devam edecek dedi. Evet. Yani Kürtler evet. Devam etsin yargılansın. Evet. Ben kurtardım kendimi. Evet. Kendimi korumaya aldım. Ama orada yargılanan Kürtler devam etsin. Onu emsal gösterip şey dur, yapabilirsiniz. Şimdi ne oldu dur. Emsal şimdi geldi zaman. Operasyon gerçekleşti. Ulusalcılarla o ergenekoncularla arasını iyi düzeltmek zorunda kaldı AKP hükümeti. Bu olmadı. Dedi ben sizi dışarı çıkıyorum dedi sizi cemaat atmış içeri. Bak haberiniz olsun. Evet. Benimle alakalı değil. Hocamız sizden mi aldı diyorsunuz? Başkanımız ben size söylüyorum ben şimdi. Dedi ki bak benden kaynaklar mı? Bu cemaat yaptı. Buna biliyor musun nasıl adamlardır? Onlara karşı kalktı. Ergenekon'dan dolayı onlara 5 yıllık şey getirdi mi? Evet. Süre getirdi. 5 yıla kadar kalanlar cezaevinde çıkacak. Ya ceza vereceksin ya çıkaracaksın. Bu da güzel bir gelişme. Güzel bir gelişme. Ama bunu yani, Kürtler için getirmedi biliyor musun? Ama kimin onlar için getirdi? Olsun başkanım. Ama sen emsal göstereceksin aslında bizim için artırır. Kürtler de yüzdaşlar da. Herkes faydalanır önce. Daha ne yok, güzel işte. Kürt şeylerin hepsi açık. Başkanım ben biraz haksızlık ediyorum. Ben bitireyim. Ben haksızlık ediyorum. Başkanım bitirsin. Ben bitireyim. Aslında bunun başı Haşim Kılıç'tı. Dur bu filmin sorunu bilmiyorum. Şimdi kalktı. Nedir? O bu Ergenekoncular evet. Bırakıldı. 5 yılda getirdi. Kürtler de faydalanın. Kecekin hepsi çıktı. Oradan olmazsa şimdi hala içerideydiler biliyor musun? Evet, evet. Cemaate mi borçlular diyorsun? Cemaate borçluydular tabii. Cemaate borçlu. Yani o şeyde o Ergenekoncuları. Ve ondan sonra mahkemeler değişti. Evet. Özel yetkililer kaldırıldı. Sonra ne mahkemeleri getirdi? Ağır ceza mahkemeleri. Ağır ceza mahkemeleri değil mi? Daha önce peki, vardı o görevleri ağır cezayı. Kürtler için bir şey değişti mi? Yine tutuklamalar, yine gözaltılar, yine devam etti. Evet. Baraj kalkmadı, öbürü kalkmadı. Şimdi baraj niye kaldırma aslında onu da bu sefer ben düşüneceğim. Yani baraj düşerse çözülecek mi? Ben bunun, ben baraj bir parçadır. Yani şu anda zaten. Benim düşüncem niye baraj düşünüyor? Hayır, Kürt siyaseti zaten şu an mecliste. Hani ben, sayı 35 değil, 50 yok, olacak. Mesele o değil. Benim düşüncem göre niye baraj düşünüyor? Cemaat bir parti kurdu. Tamam mı? O mu geçmedi? Geçmesin mi? O geçmesin cemaat diye. Cemaat kurmamış. Başka. Kurmamış mı? Yok hayır. O bir tane ayrıldılar. Kilis Bal kurdu ama onlar değil mi? Sonuçta eğer bir sözlerine itibar ediyorsa ben bence onlar siyasetin yok. İçerisinde olmuş. Şu anda Kütahya milletvekili İdris Bal, İdris Şahin cemaate yakın bir insandı. Bence onlar kendi bireysel şahsı olarak bir parti kurdu. Ben zannetmiyorum. Bireysel şahsı olarak değil ya. Zannetmiyorum. Yok başkanım öyle değil. Yani destek verilmez. Şimdi biz sonuçta insanların sözlerine itibar etmek zorundayız. Tabii doğrudur. Evet. Hoca efendinin yani açıklaması var. Yok diyorsa yok. Ben parti benim şeyim bu. Ha ben şunu bekliyorum. Bakın en fazla bu sistemde, bu yapıda çeken İslami çevrelerdir. İslami çevre şu anda iktidardadırlar. Ellerinde imkan vardır. Yapacakları tek şey bu 80 anayasasını devre dışı bırakmak. Tamamıyla sivil, özgürlükçü bir anayasa çıkaracaksın. Hiç kimse için de değil ha. Kendi inandığın değerler için. Tabii. Kendi evet. inandığın değerler için.
Bu ülkede eşitliği, özgürlüğü, herkesin kendi ana dille eğitim gördüğü, eğitim hakkına sahip olduğu, sağlıklı bir koşulda, çevrede, barış içinde yaşayacağı bir koşul oluşturacağız. Evet. Zor değil artık ha. Zor. Kimse AKP hükümeti yani herkes, şu anda engel değildir artık. Evet, herkes, asker de sesini çıkaramıyor, emniyet de sesini çıkaramıyor, yargı da sesini. Çünkü sen hukuka uygun şeyler yapacaksın. Evet. Başkanım, yani programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Ya ben bir itiraz olarak hem kısa bir çözüm süreci ne aşamadadır? Çözüm süreci 6-7 Ekim olaylarıyla böyle korktuğumuz, acaba yani rafa mı kaldırıldı, acaba yani yola giden araba yani takla mı attı, kazaya mı uğradı, böyle 6-7 Ekim olaylarında da hak yani ihlalleri de yaşandı, hem HDP'nin yaptığı açıklamaların sonucunda bir hak ihlalleri oldu, hem Hüdapar'ın yaptığı açıklamalar olsun veya devletin kamu düzenini sağlama açısından getirdiği güvenlik paketiyle ilgili son cümleler böyle sizlerden alalım. Aslında ben şöyle söyleyeyim, seçimin sonrasında kaldı gibi geldi bana. Yani neden oraya kaldı? Şu anda seçim arefesinde ve seçim odaklarına çalışmalar başladı gibi geliyor. Kürt halkının oylarına sahip çözüm çıkma süreci mi? Yani bana öyle geliyor. Yani evet, şimdi neden? Çünkü somut adımlar atılmadığı zaman ve bunları siz yasal güvenceler altına almadığınız zaman yani bir anlam ifade etmiyor. Söylemde kalınan şeyler de bugüne kadar hani siz havaya yazmışsınız, silersiniz, olur biter. Hani söz gidiyor, izi de kalmıyor. Ama siz bunu yasal güvenceler altına almadığınız zaman bir anlam ifade etmiyor. Zaten 12 yıldır, 13 yıldır sürekli bu konuşuluyor. Ha, son 2 yılda bu hızlandı mı? Evet, hızlandı. Ben şu anda açıkçası net olarak taslakları görmek isterdim. Yani siz bu çözüm sürecinin taslağının madde madde şekillenmiş olması gerekiyordu. Ha, bunu yapan ilgili merciler yok mu? Elbette var. Ve inanılmaz bu çözüm odaklı çözümler de çözüm odaklı kurumlar ya da yapılacak işlemler vardır. Siz bunu yapmadıysanız demek ki farklı şeyler düşünüyorsunuz. Ha, seçimden sonrasına kaldıdaki kastım bundan dolayıdır. Seçimde yani Türkiye'de 2 yılda bir, 1 yılda bir seçim yapılıyor yani. Çünkü şöyle bir şey de var. Ben özellikle Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı teşkilatını değiştirdiğini de görüyorum. Hani bu teşkilatları değiştirdiği zaman farklı bir konsepte, farklı bir çevreyle hani ileri demokrasi, ileri Türkiye, daha gelişmiş, çağdaş bir Türkiye için yapılandığını söylüyor. Bu hızlandırılabiliyor ise bu çözüm sürecinin de bu aynı paralelde hızlandırılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ve yine de ben soruyorum, seçim sonrasına kaldı gibi geldi ama inşallah değildir. Cedi Bey? Ya ben biraz da hani burada AK Parti'ye haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Neden? Yani tamam, bu ülke kurulurken ulus devlet olarak kuruldu. Yani siz diyorsunuz başkanım muhtemelen haksızlığı söyleyecektir. Yani başkanım, peşinden diyorsunuz, ben söyleyeyim. Yani biraz önce söyledikten evet, söylüyorum. Sonuçta tamam, şunu da kabul etmek lazım. 80-91 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kürtlerin gasp edilmiş haklarını bu kadar iade etme için çaba gösteren başka bir hükümet olmadı. Yani şunu çok net biliyoruz. Hepimiz bu bölgenin çocuğuyuz, Kürdüz. En çok bu ihlalleri yaşayan bireyleriz. Bedeller ödemiş insanlarız. Sıkı yönetimi yaşadık. Sıkı yönetimi bu iktidar kaldırdı. Devlet güvenlik mahkemelerinin yaşattığı zulümleri hepimiz yaşadık. Yani bunları gördük. Diyarbakır cezaevinde ve diğer cezaevinde yaşanan işkenceler vardı. Onları gördük. Kendi özgür dilimizi konuşamazken bugün burada bile her yerde çok rahat konuşabilir duruma geldik. Sonuçta kendi kültürümüze ait işte şarkılarımızı vesaire söyleyemezken bugün her tarafta Kürtçe şarkılar söyleniyor. Artı siyaset yaparken Kürtçe propaganda, yani bir adım atıldı ve bu adımın atılmasıyla ilgili de birçok şeyler yapıldı. Yeterli mi? Yetmez. Hiçbir zaman da AK Parti iktidarı, devlet bunları bizlere minnet olarak sunmaması lazım. Zaten bu haklarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1919-20 yıllarda kurulurken bunların olması gerekirdi. Yani bugün mecliste Kürtlerin olması lazımdı. Anayasada Kürtlerin olması lazımdı. Ve Türkiye'de yaşayan ne kadar etnik unsur varsa hepsinin mutlaka bu
yapının içinde olması lazımdı. Yani bugün bu haklar iade ediliyor ama ben diyorum yeterli değil. Şeyinize gelince bence de hükümet burada iktidarda kalma noktasında aşağısı bir oy alama taktiği hani demeyeyim ama bir şekilde seçme endeksli bir olgunun olguyla ilgili insanların kafasına soru işareti bırakıyor. Evet. Keşke bu yani çözüm süreci siyaset üstü bir kuruma dönüşüp tamamen siyasetin arındırılıp ne BDP'nin ne HDP'nin ne CHP'nin ne AK Parti'nin hiç kimsenin bunu suistimal etmeden aynen, kullanmadan Türkiye'de bütün insanlarımızın 77-78 milyon insanın hak ettiği barışı sağlamak için gerekli adım atması ve herkesin buna katkı sunması. Evet. Yani talep etme noktasında son olarak ben Raci Bey'de hem bu çözüm süreciyle ilgili hem de 6-7 Ekim olaylarında yaşanan o hani kargaşa olsun, travma olsun, yani 52 kişiye yakın canımız, vatandaşımız öldü veya öldürüldü. Yani başkanımız hep şu diyor, eşitlik diyor. Hep yani şiddet kimden gelirse gelsin kınanması gerektiğini, bu hukukun da içselleştirmemiz gerektiğini söylüyor. Güvenlik paketinin de hak ihlallerinin doğuracağını yani doğurabileceğini de sanki öyle ben algıladım. Peki bir de şurada bakmak lazım. Yani ben 6-7 Ekim olayında evde ben hapis kaldım. Yani ekmek veya dışarı çıkamadık. Ama orada benim de bir özgürlüğüm kısıtlandı. Yani bu özgürlüğüme kısıtlanan kimlerdir? İşte burada hepimiz biliyoruz yani ki devleti de sayabiliriz, efendim HDP'yi de sayabiliriz, Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamaları da ekleyebiliriz, efendim Hüdapar'ı da ekleyebiliriz. Artı bir de şu gözle ben bakmak istiyorum. Yani Yasin Börü'nün ölümüyle ilgili Yasin Börü'nün ailesi çerçevesinde, cephesinde biz bakarsak onun da bir yaşam hakkının ihlali olmaması için bir güvenlik, yani kamu düzeni sağlama açısından bir güvenlik alınması gerekmez miydi? Yani biz hep güvenlik paketi derken hep böyle kötü bir tablo görüyoruz ama yani benim güvenliğimi de az önce Türkan Hanım da şunu belirtti, devlet bunu sağlaması lazım. Yani devlet gerektiği zaman kamu düzeni için ve insan haklarının güvenliği için bunu da yapmak zorundadır. Yani yapınca da biz bu sefer işte efendim kısıtlama diyoruz. Başkanıma soruyorum. Hocam şurada bir hemen bir şey ekleyeceğim, unutacağım çünkü. Şimdi Cedet Bey biraz önce söyledi, dedik işte dilimizi kullanabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Ama ben şurada da hani tamam bu özgürlükler sağlandı ama korkum şu. Yarın öbür gün AK Parti iktidardan düştü. Evet. Başka bir iktidar geldi. Tamam. Adam dedi ki ben olağanüstü halin hani Türkiye'nin genelinde bu konuşulmayacak. Bunlar yapılmayacak. Çünkü yasal teminat yok. Aynen. Yani bu her an bununla karşı karşıyayız. İşte biraz önce dediniz ya işte can güvenliği, mal güvenliği, benim evde hapis yani olalım. Yani o zaman şunu mu vardır? Yani AK Parti olduğu sürece aslında sıkıntı yok ama hani AK Parti düşerse, belki başka bir parti gelir, olan üstünü getirir. Ya CHP zaten gelemez yani ben artık onu söylüyorum da. Arada şunu dedi yani dedi Kürtler eski Kürtler değildir. Yani olağanüstü inşallah geri gelmez. Başkanımdan birkaç cümle alayım ben. Yani birkaç cümleyle bu bitmez Aydın. Evet. Ben sana söyleyeyim. Şimdi ben evet, şunu söyleyeyim. Öncelikle, yani o zaman size bırakıyorum. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Bu çözüm süreci dedim ben baştan söylediğim gibi başlaması, karşılıklı diyaloğun gelişmesi ve birbirleriyle diyalog içerisine girmesi son derece önemli. Çok önemli. Hiç önemse, bunun için AK Parti'ye teşekkür ederim. Evet, evet, kesinlikle. Hiçbir şekilde az özümse, yani çok büyük bir şeydir. Çünkü inkar ve imha edilen bir halkla siz yüze görüşmeye başladınız. Evet. Ve evet, ve en sonunda ne oldu? Müzakere esası da çıktı, çerçevesi de çıktı. Bunlar önemli şeylerdir. Bu süreç başladığı zaman biz bir izleme komisyonu oluşturduk. Dağlara çıktık, ovalara çıktık, herkesle görüştük. Valilerle görüştü, PKK'siyle görüştü, şunu. PKK geri çekilme başladığı anda itibaren. Evet. Kalktı, çok heyecanlandık da. Çünkü öteden beri bizim arzuladığımız çözümün şiddet dışı yöntemlerle, demokratik yol ve yöntemlerle çözümünü arzuluyorduk. Ve o noktaya geldiğimizi şey yapıyorduk. Rapor hazırladık. Raporda şunu söyledik, dedik bakın.
bu çözüm süreci, bu gerillaların geri çekilmesiyle beraber derhal siz koruculuğu dağıtın. Evet. Elinde silah olan, bu bölgede savaşan güçleri temizleyelim. Gerilla çekiliyorsa koruculuk gitsin. Özel hareketçiler geri gitsin üstlerine, tamam mı? Askeri birlikle kışlarına dönsün. İstihbarat cirit atıyor, herkesin elinde silah var. Kim kimdir, nesidir? Herkes çekilsin. Bu coğrafya böyle. Kalktı, tam o esnada karakolların yapımına başlandı. Biz Hakkari valisiyle görüştüğümüzde Hakkari valisi dedi ki, tamam kardeşim, karakollar yapımına karşısınız da niye PKK'ye katılanların sayısı artıyor? Niye bunu söylemiyorsun? Dedik yanlıştı, bak raporda var. PKK'ya katılanlar olmaya başladı. O sayı arttı. Evet. Şimdi bu böyle olunca bir güvensizlik oldu. Güvensizlik oluştu. Hiç bu yönde bir gelişme olmadı. Yani karakolların yapımı oldu, barajların yapımı oldu. Barajlar dediğim güvenlik barajlardır. Evet. Güvenlik yolu yapıldı. Devasa yollar sınırda ki görseniz aklınız durur. 100 yıllık cumhuriyette hiçbir şey yapılmamış. Tam da bu ateşkes süreç başladığı anda sen orada bu yolu yapmaya çalışıyorsun. İnsanlar da tedirgin yarattı. Ve güven zaten sıfıra inmiş ya. Güven sıfıra indiği için kimse kimseye güvenmiyordu. Güven artırıcı adımların atılması gerektiğini söyledi. Bunu Beşir Bey'e de söyledik, diğer bürokratlara söyledik, PKK'ya de söyledik. Dilinize, uslubunuza, tutumunuza dikkat etmeniz lazım. Çünkü biz bu ortamı seviyoruz. Biz barışı seviyoruz. Biz diyoruz ki çatışma olmaksızın diyalog geliştirsin. Evet. Buna kesinlikle dikkat etmemiz gerekir. Ama olmadı. Biliyorsun dil çok kötü, şu oldu, bu oldu. Şimdi ben nereye geleceğim biliyor musunuz? Bu tür şeylerin olabileceğini biz tahmin etmiştik aslında. Daha öncesi de vardı. İşte karakolların protestosunda Lice'de, Bingöl'de, Hakkari'de insanlar öldürüldü. Evet. Protestolar yapıldı. Daha sonra toplumsal gösterilerde güvenlik güçlerin müdahalesi sert oluyordu, şey oluyordu. Hasta tutsaklar bırakılmıyordu, tamam mı? Bunlar vardı çünkü hasta tutsakların da serbest bırakılması gerekiyordu. Bir sürü şey, yasal, antidemokratik yasalar vardı, değişmesi gerekiyordu. Bunlar olmadı, çözüm süreci de yavaş ilerliyordu. Yani görüşmeler bazen kesintiye uğruyordu, bazen adaydı, posterler çalışmıyordu dediğin gibi. Kandil bazen sert sözler söylüyordu, evet. Hükümeti tehdit ediyordu, evet. Hükümet aynı üslubla cevap veriyordu. Velhasıl dil de çok kötü oldu. Evet. Kaldı, gitti, geldik neye başladı? Rojava politikası çıktı ortaya. Evet. Siz Rojava süreci izlediniz hepimiz. Evet, evet. Bakın hiçbir kapıda yardım gidilmedi. Bırakılmadı, izin verilmedi. Ben bizzat Kamışlı sınır kapısında bir kamyonu geçirmek için ben genel başkanım bir de hangi milletvekili HDP'de ben kadın arkadaş vardı. Evet, onunla birlikte geçtik o tarafa. Geçti kamyonu teslim ettik. Bakın sanki bir zafer elde etmişiz. Evet. Oysa öbür tarafta Akçakale tarafında tırlarla yardım gidiyordu. Tırlarla. Nereye gidiyor? Özgür Suriye ordusuna. Niye? Kürtler şunu dedi ki sen benimle hareket etmezsen ben seni boğarım burada. AKP hükümeti. Kürtler dedi ki bu bizimdir. PKK ya da YPG ya da neyse artık biz beraberiz. Yani bizim Rojava politikamız budur. Yani tutumu da çözüm sürecinde de bunu açıkladı. Ama burada bir değişim olmadı. Sürekli gel bizimle beraber şeye karşı savaşalım. Esad'a karşı. Kürtler dedi ki ben Esad'a karşı savaşmıyorum. Ve gerekçe ne olursa olsun insani yardımın açılması gerekiyor. Olmadı, gitti, geldi. O Özgür Suriye ordusu süreci değişti. Sonra IŞİD güçlendi ve çıktı öyle bir yap. Gitti Şengal olayı başladı. Kobani'ye geldi. Hani o süreç. Evet. Kobani'de bir ciddi katliamlar yaşandı. Tamam abi. Hatırlarsanız 28 Mart olayları 2006'da da öncesi yani 2005 ile 2006'da hani o sokağa çıkma da bir birikimin sonucuydu. Evet. Patlamaydı. Burada da o yaşandı. Şimdi 6-8 Ekim olaylarında yani orada ben, devlet IŞİD'e destek veriyor algısı oluştu. Oluştu. Evet. Ama aslında yok öyle bir şey. Yok yok var. Ben size söyleyeyim. Ama yani Özgür Suriye var yok öyle bir algı vardı. Evet, var. Ben bunu biz raporlarla yani programımızın sonuna geldik o açıdan. Ben geleyim şeye. Evet. 6-8 Ekim olaylarına geldik. 6-8 Ekim. Ama o da bir ispattı. 6-8 Ekim olaylarında Kobani düşüyordu.
Açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Ben Suruç'taydım. Evet. 6'sı gece Suruç'taydım. Gece Diyarbakır'a gelirken giremedim Diyarbakır'a. Allah şey tarafından 75'ten gittim. Batı kent, şey toplu kont tarafından geldim. 5 sefer kimlik kontrolünden geçtim, sonra evime geldim. Evet. Tamam mı? Ve ertesi sabahta ben gece duydum, Bağlar semtinde bana telefon açıldı. Burada ölü insanlar vardır falan. Ve size şunu da söyleyeyim. Şimdi o evde Yasin Börü onların vahşice öldürüldüğü o evde. Evet. O evin sahibi geldi, bize başvurdu. Başvurusu da ben size vereyim. 20 sefer emniyeti aramışlar. 20 evet. sefer. Bakın emniyet gitmemiş. Başınızın çaresine bakın. Kayıtlarda var değil mi? Var yani? Var tabii. Bu, ben bunu başbakana da söyledim. Evet. Urfa toplantısında yüz yüze 6,5 saat süren toplantıda kendisiyle de paylaştım. 6,5 saat 20 sefer aranmış, emniyet başınızın çaresine bakın demiş. Ve o insanlar orada hünharca katledildi. Evet. Bakın kınıyorum. Evet. Evet. Kim yapmışsa kınıyorum. Ben o olayın da bakın 6-8 Ekim olaylarının kesinlikle ben şurada meclis eğer hükümet samimiyse evet. ki ben burada ciddi ne? Provokasyon olduğumuzu bağımsız bir meclis komisyonu, araştırma komisyonu oluşturulsun. Faydalı gelsin bu olayları araştırsın. Evet, bu işin içine kim girdi? Bakın evet. bu işin içine kim girdi? Kürtler 6-8 evet, Ekim olaylarında Kürtler sokağa çıktı. Doğrudur. Sokağı ciddi anlamda bu Serhat tarafında bir yerde ilk polisin vurduğu bir gençten dolayı olaylar daha da evet, tırmanmaya tamam. başladı. Ve emniyet şunu çok iyi biliyordu. İstihbarat birimleri çok iyi biliyordu. Şu anda PKK ile PKK tabanı ile Hizbullah tabanının birbirlerine hoşnut olmadığını, karşı karşıya gelse birbirine zarar verebileceklerini. Öncesi tekrar. De vardı. Öncesi 2-3 tane gazeteci bıçaklanmıştı bağlarda. Yani bir şey vardı. Karşı karşıya gelirse birbirine zarar verebilirler. Emniyet bunu önlemini almadı. Evet. Emniyet bunu önlemini almadı. 6-8 Ekim olaylarında çok ciddi sıkıntılar ama sonrasındaki yaşadı. O sağduyulu çağrılar evet. bizi rahatlattı. Evet. Hem HDP noktasında hem de İzmirler tarafında. Yetmiyor Türkan. Tabii insanlar öldükten sonra bunun tekrarı sıkıntı. Yine olabilir. Bakın ben hayır ben şunu söylüyorum. Bu önlemler alınmazsa oluyor. Yani. Maalesef oluyor. 30 yıldır 40 onun yıldır bu böyle. Başkanım yani şimdi, aileleri bulunduğu zaman iki taraf rahatlatılırsa insanların güven tazelemesi olacak. Araştırsın. Güven Kürtleri birbirine düşürecek, Kürtleri birbirine düşürecek. Ben çocuksun. Bakın arkadaşlar ben bunu söylediğim için söyleyeyim. Başbakan'a, İçişleri Bakanı'na Yalçın Akdoğan karşımızda oturuyor ve söyledim. Bakın Siirt'te polisler öldürdü. Kurtalan'da korucular öldürdü. Baykan'da Midyat'ta askerler taradı. Diyarbakır'da polis kurşunuyla öldürülenler var ve sivil vatandaşlar birbirini öldüren. Sivil vatandaş olduğu. İşte ben de onu söyleyeyim. Sivil vatandaşların birbirini öldüren sivil vatandaşlar var. Bu yüzü maskeli evet. ve çok çok var. Ciddi bir şey. Eve giriliyor. Emniyet gidiyor onları kurtarmıyor bakın. Burada o zaman şöyle evet. bir şey var. Şu anda hükümetin getirmek istediği yasasında aslında bir haklılık payı ortaya çıkıyor. Yok, şimdi bak oraya gelin. Eğer yüzü kapalı olmasaydı insanlar. Yok, şimdi ben de oraya geleceğim. Tam da oraya geleceğim. Şimdi yüzü kapalı olan insanlar var. Sürekli de olmuştur. Bu 30-40 yıldır olağanüstü halle yönetildiği dönemde de vardı. Ve binlerce faili meçhul yaşandığı dönemde evet. de vardı. Hiç engellenmedi. Hükümetin yapacağı nedir? 28 Mart olaylarında da biz bunu hükümete söylediğimizde o çıktı ne çıkardı? Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleme diye bir madde getirdi. Çok geniş kapsamlı ve herkesi tutukladı. Buna başvurmayın dedik. Sizin söylediğinizi yani, getirin söyleyin. Kapalı, şimdi 6-8 Ekim olaylarında 6-8 Ekim olaylarında yaşanan bu vahşi bu son derece talihsiz bir durumdan ders çıkarmamız lazım. Evet. Ders çıkarmamız lazım. Her iki bakın tarafından. Kim bakın orada yaşam yitiren herkese ben burada Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlık. Hmm. Bu yetmiyor. Hmm. Bu yetmiyor biliyor musun? Biz şu anda Yasin Börü'yü konuşuyor muyuz? Diğerleri konuşuyor. Şimdi bakın şunu size söyleyeyim arkadaşlar. Ya ben hiç, Yasinlerin ölmemesi için. Aynen. Hiç ayrım yapmaksızın söylüyorum. Şimdi 6 tane Hüdapar'a yakın insan katledildi. Evet. Peki geri kalan kimdir? Geri kalan kimdir? O da aynı. O da bizim vatandaşımız yani. O da aynı. Şimdi onlar da katledildi. Yani. Dolayısıyla bu 6'yı bir tarafa tutup diğerini atarsa zaten siz barışı sağlayamazsınız. Tamam. O vesileyle hükümetin yapacağı şey şu. Bakın çok açık net söylüyorum.
Rojava politikasını değiştirecek, Kürtlerle barışacak, Kürtlerle gerçek anlamıyla barışı sağlayacak, Kürtler birbirleriyle barışacak, tamam mı? Kişisel ve siyasal hakla, kişisel ve kolektif hakları... Demek ki hocam sadece dini nikah yetmeyecek, resmi nikah kıyması gerekecek. Evet, bunlar hepsi sağlayacak. Ve geçmişle yüzleşme noktasına, bakın PKK lideri Sayın Öcalan cezaevinde diyor ki geçmişle yüzleşme komisyonu kuralım. Hakikaten. Bu komisyon bundadır. Bakın adam diyordu ki izleme komisyonu oluşturalım. Eğer izleme komisyonu olsaydı belki 6-7 Ekim olayları olmazdı. Evet. Bu tür şeyler evet, olmazdı. Evet. Tabii ki. Dolayısıyla bütün bunlar. Şimdi Selahattin Bey sürekli hedef şeyini almış hükümet. Evet. Ben bakın ben sivil toplum örgütü İnsan Hakları Derneği Başkanı olarak ya başkan ben şunu söylüyorum. Ben diyorum ki gücüm oranında evet. Bu kamu güvenliği yasasının geçmemesi için her türlü mücadeleyi sürerim. Benim kitlem olsa ben kitlemi sahaya sürerim. Yani ne, demokratik evet. Eylem yapması için çağrıda bulunurum. Evet. Şimdi yarın öbür gün AKP hükümeti İmam Hatip liselerinin kapatmaması için örneğin bir iktidar çıkıyor. İmam Hatip liselerini diyor ben kapatacağım. Onu kapatmaması için insanlar gider eylem yapar. Demokratik eylemlerini yapar. Şiddete başvurmadığı sürece. Şiddetle müdahale. Anayasanın 34. maddesinde vardır. Ya yani. Ben anayasada saymıyorum. Ben evet. Sana söyleyeyim. Ben diyorum ki şiddete başvurunca. Evet. Evet. Bu temelde şey yapması lazım. O vesileyle yani Selahattin Bey'i de şu anda son dönemde bu da tehlikeli bir yaklaşımdır. Siz Selahattin Bey'i hedef göstererek lazım. Çok tehlikeli. Bakın Selahattin Bey hedef gösterildiği için yani birçok yerde saldırır. Evet, kitle meselesi. Ben şunu size söyleyeyim arkadaşlar. Selahattin Bey'in açıklamasını açın, bakın, okuyun. Yani ben sadece Selahattin Bey değil, diğerlerin de şiddete çağrı yaptığı zaman son derece tehlikelidir. Kesinlikle. Kabul etmememiz gerekir. Ama kalkıp demokratik eylem yapalım diye bu hukuk dışı çünkü kamu güvenliği yasası siz avukatsınız evet. Çok iyi biliyorsunuz. Makul şubeyle biliyor musunuz? Her gece bir ev basılacak. Keyfi uygulamalarına yol açabilecek bir... Ve bu toplumsal huzuru bozacak. Evet. Nasıl sağlanır? Biz yıllardır bu AKP'ye de uygulandı. Evet. İslami çevrelere de uygulandı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir şiir okundu diye evet, cezaevine girdi yani. Şu kamu güvenliği nasıl sağlanır biliyor musun? Özgürlükleri geliştirerek. Siz özgürlükleri geliştirirseniz, ana dil eğitimi verirseniz, kişisel ve kolektif hakları iade ederseniz, hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir çocuk kendini koşullara hedef yapmaz ya bu insan. Evet. İnsan canlıdır. Bakın son 3-4 gündür Hani'de bir hafta önce çocuğun alnında vuruluyor, iki gözü kör. Abalı karakolunda 30 yaşında bir genç 5 metre uzakta kafasına sıkıyor, buradan giriyor, buradan çıkıyor. Bütün ağzı parçalanmış, dili gitmiş, konuşamıyor. Öldürmek amacıyla vuruluyor. Şimdi bunlar da insan. Evet. Dolayısıyla biz şunu yapmamız lazım. Ben tekrar söylüyorum. Çözüm sürecine herkesin sahip çıkması gerekir. Kesinlikle. Kim olursa bakın işçisi, köylüsü, fabrikada çalışan, bakkalcı, öğretmeni, avukatı, doktoru, yargısı herkes. Çünkü çözüm süreci demek insan hakları demektir, özgürlük demektir, ekonominin güçlenmesi demektir. Sosyal anneların ağlamaması demektir. Annelerin ağlamaması. O da kapıda oturan annelerin çocuklarının buraya gelmesi demektir. Yani bu budur, çözüm süreci budur. Çözüm süreci dediğimiz ne ki? Doğa tarif edilmeyecek. Yani eğer samimiyet olursa çok budur yani, budur. Şimdi budur tabii yani. Ben onu söylüyorum. Biz eski koyalım. Yöntemlerden vazgeçmemiz lazım. Evet. Yeni yöntemler deneyeceğiz. Yani Avrupa eski yöntemleri 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda şiddet kullanarak işte insanları öldürerek bir yere varılamayacağını gördü. Çözümü Biz de gördük. Yalnız şudur bizim yani Türkiye halkları olarak biraz hani demokrasiyi, hukuku biraz sadece kendi lehimize yani bizim çıkarımıza olanları algılıyoruz. İnşallah evet birer cümle alalım. Birer cümle alalım ve programımızı da kapatalım. Tıkan Hoca birer cümle lütfen. Tamam birer cümle. Çünkü şu ana kadar yani açık kapı programının en fazla konuşulduğu süreyi açtığımız bir program oldu. Başkanımız içi doluydu böyle. Evet, dosyalarla geldi. Buyurun Tıkan Hanım. Aslında şöyle bakmak lazım. Hani bu coğrafyaya baktığımız zaman İran, Irak, Suriye, Türkiye'nin bütün komşularında
inanılmaz bir derecede bir iç savaş var. Bu iç savaşın yaraları ya da sızlamaları gerçekten bizim de canımızı acıtıyor. İşte biz de onların konumuna düşmemek için mutlaka ama mutlaka buradaki barış sürecini sağlamamız lazım. Neye mal olursa olsun. Ya diyor işte birileri kızacak. Ya yeter. Birileri kızacak diye, birileri küsecek diye, bir yerler alınacak diye bu insanların da yaşama hakkının olması lazım. İşte Yasin Bülbül'ün tekrar olmaması için, anaların bir daha alamaması için hakikaten bunun yapılması lazım. Ve ben şunu da söylüyorum. Bazı konularda başkanıma katılıyorum ama bu anlamda da o süreçten bugüne baktığımızda AK Parti'nin çok güzel şeyleri de oldu. Ama anayasal güvence altına alıp yolumuza devam etmemiz lazım. Aksi takdirde bugün yapmak istedikleri işte ben de o amaları başımıza... size anlattım canım. Heh. O amaları size anlattım. Tamam, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir şekilde elimizi taşın altına sokmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Yani ben şunu özetle söyleyeyim. Adil bir olmadı ama bu sefer başkanım valla. Değil mi? Yok, çok iç adaletten ödün verdi yani bayağı bunu. Yani hak ihlalinin yaşanmadığı bir dünya. Ama moderatörümüzde bile oldu bu yani. Cedir Bey. Son bir iki cümle alalım. Evet. Ondan sonra programımıza. Ben de değerli başkanıma bizleri kırmaya geldiği için, çok değerli fikirleriyle bizleri aydınlattığı için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sizlere bu imkanı verdiğiniz için. Bundan sonra da sadece bölgemizde değil, ülkemizde değil, dünyanın hiçbir yerinde hak ihlali yaşanmasın. Hiç kimse üzülmesin, analar ağlamasın, gözyaşı dökülmesin. Bu vesileyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Açık Kapı ekibi olarak tüm katılımcılarımıza, özellikle İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raciye Bilici'ye çok teşekkür ederiz. Çok değerli, çok böyle çözüm sürecini canı gönlünden istediğini bu şekilde ifade ettiği için ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Her insanın, her STK'nın, her sivil toplumun çözüm süreciyle ilgili biz konuşmak dedik, başkanım konuşmak değil, dolu konuşmak dedi. Bundan sonra inşallah dolu konuşalım. İnsanların insan hassasiyetinden kaynaklı insan oluruyla insan oluruyla sahip olduğu tüm hakların dil, din, ırk, cinsiyet ayırtmaksızın bu hakların yaşandığı bir ülke dileğiyle hepinize iyi geceler, iyi akşamlar. Sözü Türkan'a